Aysun kalem kutusunu düşürmüş. Arabaya bakabilir miyiz? Ben de hayırlı olacağına inanıyorum. Özellikle gençler için. Öyle değil mi Onurcuğum? Aslıcığım. Hiç bakma bana öyle. Ay dayanamıyorum artık. Nasıl olsa ortaya çıkacak. Anlatın da hepimiz rahat edelim. Beyler, gençleri tebrik edebilirsiniz. Sonunda birbirlerine şans verdiler. Sonunda birbirlerine şans verdiler. Şans verdiler. Anne. Kızma bana. Böyle güzel bir günde bu kadar güzel bir haberle taçlandırmak istedim. Oo. Senin gizli aşkın Aslı mıydı? Hınzır herif. Abicim, bana açıklamam için bir dakika verir misin? Bize de sürpriz oldu. Aslı da daha önce hiç bahsetmemişti. Tamam. Bakın, biz Aslı'yla konuştuk. Muzaffer Bey! Muzaffer Bey! Ne var lütfen? Mert Bey. Ne var? Ne oldu? Size kötü bir haberim var efendim. Delirtme beni lütfen. Ne oldu? Dışarı oynamaya çıkmış. Sonra arkasından baktık. Göremedik efendim. Bulamadık. Her şeyi halledeceğim. Ama lütfen sakin ol. Otur şuraya. Olmaz. Olmaz. Muzaffer Bey'in oğlu bu. Ne yaptın sen? Yuh. Muzaffer, ne olur bırakma kendini, bırakma. Gerçek değil bu. Kabus. Yemin. Gerçek değil. Yine kabus değil mi? Kabus mu? Yine kabus değil mi? Bana bak. Bak. Onu bulacağız, tamam mı? Kendini koyuverme. Kendini koyuverme, tamam mı? Bırakma kendini. Olur. Nasıl olur? Nasıl olur? Yıllar sonra nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl? Nasıl? Ne oldu yıllar önce? Çocuğuna çok düşkün ya Muzaffer. Kaybetme korkusu, travma oldu. Maalesef bu yüzden. Hayır, 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 hayır. Ben bu acıya yine katlanamam. Katlanamam, olur katlanamam. Hayır, katlanamam. Tamam, söz veriyorum, bulacağız onu, tamam mı? Bak eskisi gibi olmayacak, sana söz veriyorum. Bak koy verme kendini. Onur, Onur bir şey yap. Ne olur, Onur şoka girdi. Onur lütfen bir şey yap.
Dışarı çıkalım. Hava alsın. Lütfen koluna geç. Kaldır. Lütfen kaldır. Ne olur bir şey yapın. Hava alalım. Şoka girdi. Gel buraya. Gel buraya. Ya sen delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Ne işi var bu çocuğun burada? Çırak aldık oğlum. Kaçırdık lan işte. Sen demedin mi adamla hesabım var diye? Hatırın için çocuğu kaçırdık. Ya benim babasıyla hesabım var. Bu çocuğun ne günahı var ya? Bırak gitsin. Oyun mu oynuyoruz lan burada? He? Olay bitmiştir. Sen hesabını göreceksin, ben parama bakacağım. Ya bu şekilde olmaz. Ya ne yapalım isterdin marul kafa? Senin dediğin gibi adamın evini mi soyalım? Behzat abi bak, eğer onun istediği gibi olsaydı kimseye zarar gelmeyecekti, sıkıntı yok. Ama bizim çocuk kaçırmayla ne işimiz olur, gözünü seveyim ya. Kes lan tıraşı. Evin her tarafı alarm. Nereye soyuyorsun? Çocuğu nasıl kaçırdınız peki? Bizimkiler villayı gözetlerken armut gibi damlamış bu. Fırsat ayağımıza gelmiş, hala carcar ediyorsunuz. Ama merak etmeyin. O adamı evi soyulmaktan beter edeceğiz. Şimdi bırakın sızlanmayı da işimize bakalım. Hadi. Lan var. Küçük Bey. Adamla hesabım var diyen sendin. Hatırlatırım. Artık çok geç. Yani bu çocuğu sen kaçırdın. İş sende. Abi daha iyi misin ha? İyi hissediyor musun kendini? Git şunu hadi. Allah'ım nedir bu başımıza gelenler. Muzaffer, Muzaffer ne olur topla kendini, kendine gel. Bir şey söyle. Eyvahlar olsun, kilitlendi Muzaffer Bey. Bir şey yapmak lazım, onu kendine git. Buldum, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Muzaffer Bey. Muzaffer Bey. Muzaffer Bey. Kendine geldi, kendine geldi. Ne yapıyorsun be adam? Ne yapıyorsun? Bağırın efendim, bağırın. İçinizi dökün, lütfen rahatlayın. Abi sakin ol. Çekil karşımdan beceriksiz herif. Senin yüzünden oğlum kayıp, sen hala geçmiş karşıma konuşuyorsun, öyle mi? Nerede oğlum? Nerede? Muzaffer Bey, top oynarken dışarı çıkmış. İnanın her tarafa baktım. Bütün mahalleyi dolaştım, bulamadım. Çok üzgünüm, gerçekten. Ulan! Muzaffer! Muzaffer! Yapma. Allah seni kahretsin. Bundan sonrası ben hallederim diye. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim bu sefer. Çok özür dilerim. Gel hadi. Gel. Ne oluyor anne? Çok kötü şeyler oluyor Emel. Çok kötü şeyler oluyor. Felaketler oluyor ya. Mert kayıp. Ne? Yine aynı şeyler olacak. Ah yine aynı şeyler olacak. Hem de bu sefer daha kötü şeyler olacak. Bana bak, eve git, çocuklara mukayyet ol, dışarı çıkmasınlar. Muzaffer Bey'in gözüne görünmesinler. Muzaffer Bey çok gergin, hadi hadi. Tamam. Allah Allah. Mert! Allah Allah. Abi iyi misin sen? He? Lütfü her yere baktık dedi ama. Belki buralarda bir yerdedir. Vahşi büyük, her yere bakalım, emin olalım. Ben dayanamam, bunu kaybetmeye dayanamam. Mert! Tamam, ya aklımıza kötü şeyler getirmeyelim. Ha belki şaka olsun diye saklanmıştır ha? Saklanmaç oynuyordur.
Çıkar biraz da. Ha? Mert! Amcacığım çık ortaya. Mert! Oğlum! Mert! Bakma dayanamam. Onun başına bir şey geldiyse, ya başına bir şey geldiyse. Tamam. Bak sen sakin ol. Güvenlik kulübesine gidelim, kameraya bakalım. En son nerede görüldü ha? Hadi. Tamam. Bak, tamam. Arkadaşları getirelim. Hadi gel. Yürü. Yürü. Mert! Yine bir aksiyon var dışarıda. Muzaffer Bey bir öyle bir böyle koşturuyor. Onur Bey de arkasında. Ne oldu anlamadım. Abla, arabada kalan kalem kutumu niye getirmedin? Yok, ben bulamadım onu ya. Biz sana da daha güzelini alırız, olur mu? Ne oluyor dışarıda? Muzaffer Bey'in oğlu kayıp. Ortalarda yok. Ne? Ya demek ondan dışarıda koşturuyor insanlar ya. Tamam, gelin beraber arayalım o zaman. Tamam hadi. Saçmalama Zeynep. Ortalık gergin zaten. Annem evden çıkmayın dedi. Tarkan topun peşinden gittiğini söylemişti. Dikkat ederseniz görüntüler de o yönde. Oğlum, yavrum. Kaçırmışlar. Olur, oğlumu kaçırmış. Güçlenmek istiyordun. Al işte sana fırsat. O çocuk bize kaç para getirecek, haberin var mı senin? Babası bütün servetini önümüze dökecek. Allah belasını versin, böyle paranın da gücün de. Çocuk aşağıda tir tir titriyor korkudan ya. Bu sefer çok ileri gitti. Çocuk kaçırmak ne ya? Kapa çeneni. Ok yaydan çıktı bir kere. Evet. Şimdi konumuza dönelim. Dediğim gibi, iş senin. Fidyeyi sen isteyeceksin. Teslimata da sen gideceksin. Görelim bakalım marifetini. Ya ben ne anlarım fidye istemekten falan. Yakalanırım ben hemen. Merak etme koçum. Yaşın daha ufak. Az ceza alırsın. İçeride pişer büyürsün. Çeviren de olur. Çıktığında arkan sağlam olur. Koçum. Hepimiz geçtik lan o yollardan. Hadi bakalım. Şimdi ara şu çocuğun babasını. Oğlum, kaybettiğimiz her dakika bu çocuk babasına kavuşamıyor. Bir an önce ara da bitsin bu hasret. Küçük bir hatırlatmam var sana. Eğer bir yamuk yaparsan... çocuk ölür. Lütfü. Lütfü. Ya evin önünden Mert'i kaçırmışlar. Biz sizi buraya bostan korkulu diye mi koyduk ya? He? Ne deseniz haklısınız efendim. Bir anlık gaflet. Ha, bir anlık gaflet. Ya Mert'i kaçırmışlar diyorum. Ne gafleti? Bırak Onur bırak. Bırak. Onların hesabını ben sonra keseceğim. Önce Mert'i bulmamız lazım. Abi bizim polise gitmemiz lazım. Hayır. Polis olmaz. Polis olmaz. Aynı yanlışı bir daha yapamam. Ama... olmaz Onur. Olmaz. Mert'i riske atamam. Ha biz kendi imkanlarımızla Mert'i nasıl bulacağız? Bulmamız lazım. Bulmamız lazım. Dur düşün. Düşün Onur düşün. Kim yapar bunu? Niye yapar? Bu tesadüf değil bak. Bizi bilen biri, bizi tanıyan biri. Belki aramızdan biri. Önce Mert'in dışarı çıkmasını sağladı sonra... dur. Annesi kaçırmış olabilir mi? Anla. Anla mı? Almanya'dan buraya gelip kaçırdığını sanmıyorum abi. Arayıp sormadı bile bir kere. Zaten bu... klinikte tedavisi devam etmiyor mu bu kadın? Onun öfkesi o kadar büyük ki her şeyi yapmış olabilir. Sonuç olarak onun yarısı da senin kadar derin abi.
Neticede ilk çocuğunuz... Kim? Bilmiyorum, bilmiyorum. Alo, kimsiniz? Alo. Çocuk elimizde. Kimsiniz? Oğlum nerede? Oğlumla konuşmak istiyorum. Alo. Oğlumun sesini duymak istiyorum, iyi mi? Oğlun güvende. İyi olmasını istiyorsan polise haber verme. Yarın sabah arayacağız seni. 1 milyon hazret bizden haber bekle. Alo. Önce oğlum iyi mi? Onun sesini duymak istiyorum. Ne kadar isterseniz veririm. Yeter ki ona dokunmayın. Sağ salim geri verin oğlumu bana. Alo. 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 Kahretsin. Böyle ya. Oğlum başka çaremiz mi var şu an ya? Abi bak. Mert'in hayatı söz konusu. Bizim polise gitmemiz gerekiyor. İşte Onur Bey, sırf bu yüzden polis olmaz. Senin sağ solu belli olmaz. Gözün üstünde olsun. Tamam patron. Bizi satmaya kalkarsa Emre'yi de çocuğu da ortadan kaldır. Yapamazsın. Öyle bir yaparım ki. Eğer sen de arada kaynamak istemiyorsan kapa çeneni. Mert kaçırılmış. Aman Allah'ım. Polise haber verdiniz mi? Abim polise haber vermemizi istemiyor. Olmaz. Kimse bu olayı dillendirmeyecek. Mert'in hayatını riske atamam. Ama bir şey yapmak lazım Muzaffer. Konuşmayın yeter. Dik başlılığı bırak Muzaffer. Arayalım polisi, bu şekilde olmaz. Hayır, bekleyeceğiz. Ne isterlerse vereceğim. Canımı isterlerse onu da vereceğim. Yeter ki Mert'e bir şey olmasın. Muzaffer, gerçekten çok üzgünüm. Gerçekten. Ben bir şey söylemek istiyorum Muzaffer Bey. Ne? Ben Mert'i kimin kaçırdığını biliyorum. Ne? Ay var ya, çocuğu kesin kaçırdılar ha. Abla kesin kaçırdılar çocuğu filmlerdeki gibi. Ne de olsa Muzaffer Bey'in tek çocuğu. Kim bilir kaç para isterler. Ne vicdansız insanlar var ya. Bir küçük çocuk alet edilir mi böyle şeylere? İşte insanın babası Muzaffer Bey olunca. Bir şey söyleyeceğim. Bizim bundan sonra daha çok dikkat etmemiz lazım Aysun'a. Etrafta kötü insan çok. Ay kim niye kaçırsın Aysun'u be? Aysun Muzaffer Bey'in çocuğu mu? Ne diyorsun Azime? Ne demek bu? Açık konuş. Selim kaçırdı. Tuğba'nın eski kocası yaptı. Ne diyorsun sen bir? Evet. Bugün buraya gelmedi mi? Sen çocuğu göstermeyince tehditler savurmadı mı? Ben bunun hesabını senin sevgiline de soracağım diye Muzaffer Bey'i de tehdit etmedi mi? İnanmıyorsanız Lütfi'ye sorun. Bu kadına inanmıyorsunuz değil mi?
Yani bakma öyle esip gürlediğine. Kendi gölgesinden korkar Selim. Ayrıca seni karşısına almaya cesaret edemez Muzaffer. Yeter Tuğba. Derhal pılını pırtını topluyorsun gidiyorsun. Yok yapma. Olmaz. Beni bu şekilde sokağa atamazsın. Vallahi hiçbir şey yapmadım gerçekten. Küçük bir ihtimal bile olsa gitmen için yeterli sebep. Seni görmek istemiyorum artık. Senden de, eski kocandan da, getirdiğin sorunlardan da bıktım, usandım. Öfkeyle karar verme Muzaffer. Senin çocuğunu taşıyor Tuğba. Sen benim meselelerime karışma. Tuğba Hanımcığım, her tatlı rüyanın bir sonu var değil mi? Ve sen maalesef kabusa uyandın. Sen kendine çok güvenme. Böyle fazla da heveslenme. Her gidişin bir dönüşü vardır. Sen dua et de eski kocanın zavallı Mert'in kaçırılmasında bir parmağı olmasın. Yoksa Muzaffer Bey'in elinden kimse alamaz sizi. Sana bir şey diyeyim mi Azime? Sen çok tehlikelisin. Hatta Muzaffer için en büyük tehlike sensin. Ama ben geri döneceğim. Ayrıca unutma ki karnımdaki bebeğim beni yalnız bırakmadığı sürece Muzaffer benden vazgeçmeyecek. Vallahi Nefise'nin de eli kulağındadır. Bugün yarın ondan da alırız mutlu haberi. Tek üreyen sen değilsin. Ben sizi tutmayayım. Yolcu yolunda gerek. Uğurlar olsun. Tabii bir uğursuza böyle bir şey söylenmez ama. Hadi Tuğba, bırakayım sizi. Yolunuz açık olsun. Gidişiniz olsun da dönüşünüz olmasın. Oh, oh yavrum, oh. Kim bilir nerede, kimin elinde, ne yaşıyorsun sen şimdi ya? Hay Allah'ım sen yardım et. Sağ salim kurtulsun Mert. Geri gelsin eve. Sen koru ya Rabbim. Hepimizin evlatlarını koru. Benimkini de koru. Mert'i de koru. Ben Onur'a bakmıştım ama... Biraz önce buradaydı ama... Şimdi nerede bilmiyorum. Siz iyi misiniz? Yok, değilim. Haklısınız, saçma bir soru oldu. Ben eve gittim ama yani duramadım daha fazla. Onur'dan da kaçırılma olayını öğrenince yani yanında olmak istedim. İyi yapmışsınız tabii. Ama tabii göremedim dışarıda. Şerife. Hı. Sen Onur Bey'i gördün mü? Spor katındaydı en son, su götürmüştüm. İyi, Aslı Hanım Onur Bey için gelmiş. Haber verir misiniz? Tabii ki. Hiç gerek yok. Ben giderim. Teşekkürler. Onur'un şu an desteğe ihtiyacı var. Tabii. Mert'in kurtulacağına eminim. Siz gönlünüzü ferah tutun. Her şey güzel olacak. İyi geldin Zeynep, Zeynep iyi ki geldin. Mert'i bulacaklar tamam mı, merak etme. Bilmiyorum
ediyorum seni. Bilmiyorum böyle, böyle elim kolum kaldırmam o kadar zor ki. Polise gitmedin mi? Abim, abim Mert'e bir zarar gelir diye çok korkuyorum. Ya istediklerin parayı vereceğiz. Ama inşallah Mert'e zarar vermezler ya. Tamam, böyle kötü şeyler söyleme, tamam mı? Düşünme. Senin bir polis arkadaşın var. Mehmet işte, bize yardım dokundu ya emeği bulmak için. Onu ara tekrar. Bilmiyorum. Ben de abim kadar endişeleniyorum Mert'in başına bir şey gelir diye. Bence bir yardımı dokunur Mehmet'in ya. Yani uzaktan da olsa faydası dokunacaktır. Ne olur üzülme. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum Zeynep. Zeynep, hiçbir şey bilmiyorum. Delireceğim ya. Onur bak, ben seni çok iyi anlıyorum şu anda. Yani Emre kaybolduğunda ne hissettiğimi ben biliyorum. Keşke bir yardımım dokunsa ama bilmiyorum ki. Senin varlığın yetiyor böyle, düşün. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Top oynayacaksınız amca yeğen birlikte. Ne olur üzülme daha fazla, tamam mı? Sabret sadece. Gidecek misin Mehmet? Evet. Mert için. Ya o döndüğünde seni iyi görmesi gerek. Konuşursam belki biraz rahatlarsın. Kelimelerim tükendi Nefise. Yüreğim yanıyor. Tamam yapma böyle, ne olur. Ne olur sakın umudunu kaybetme, olur mu? Ya endişeleniyorum Muzaffer. Yaşadığın acıyı anlıyorum. Ama ben seni ilk defa böyle görüyorum. Bak ben eminim. Gerçekten. Çok eminim Mert kurtulacak. Hem şükredelim bak hayatta. Nefise yat artık. Hadi. Muzaffer sen bu haldeyken ben uyuyamam ki. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Lütfen kusura bakma. Ah be Emre, yürüyüp gidecektin yoluna. Dönmeyecektin hiç. Dedim ben sana bu adamların acıması yok diye. Dinlemedin ki beni. Ben de dedim. Kaç defa uyardım. Beni de dinlemedi ki. Al işte. Kirlenmeye razıyım diyordun. Akrep'le oyun olur mu oğlum? Yokum abi, yokum, yokum, yokum. Ben bu işte yokum abi, bu kadar. Benden bu kadar. Lan oğlum saçmalama. Hepimiz bulaştık bu işe bir kere. Hem Behzat bu işin peşini bırakır mı sanıyorsun? Emre haklı. İş yatarsa Behzat hiçbirimizi yaşatmaz. Planda aksilik olursa da çocuğu da öldürür.
Geriye tek bir çözümümüz kaldı. Ne? Fidyeyi almadan önce Mert'i bir şekilde kurtarıp babasına teslim edeceğiz. Ay Nefise, her şerde bir hayır vardır derlerdi de inanmazdım. İnşallah şu Tuğba cadısı bir daha geri dönmez. Ay insanı bunlar zorla kötü insan yapar ya. Neyse, Mertçik geri dönsün de ben Tuğba'nın ipini kesecek başka makas bulurum. Nefise. Sen niye öyle sabit sabit yere bakıyorsun? Şşt. Nefise. Nefise. Ay abla. Ay. Of. Allah'ım ya, korkuttun beni be, ödüm çıktı ha. Zaten gerginim. Kız sen iyice sarsıldın galiba ha. Abla ya. Muzaffer hiç iyi değil ya. Çok üzüldüm yani. Elimden de bir şey gelmiyor, bir şey de yapamıyorum. E git adamın yanına sen de canım, Allah Allah, git teselli et. Ne oturuyorsun burada kuku mav kuşu gibi? İstemedi beni. İstemedi mi? Yani yalnız kalmak istedi haklı olarak belki de. Vah 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 Muzaffer Bey vah. Nasıl kahrolmuş ki adam, seni bile istemiyor. Bekleyerek adamların dediklerini yaparak olmaz. Hayır Onur. Hayır diyorum. Ne demek? Yıllar önce yaptığım aynı hataya zorlama beni. Bir daha aynı şey olmayacak. Buna izin vermeyeceğim. Beni zorlama. Peki abi. Böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Biz bu adamlara nasıl güveneceğiz? Yani öyle kapattı kendini. Acısını bir başına yaşıyor. Halbuki paylaşsa biraz hafiflerdi belki. Konuşurduk. Kızım. Kolay değil ki. Allah kimsenin başına vermesin. Hem bu ilk kaçırılma da değil. Ne? Nasıl yani? Ne demek ilk kez olmuyor? Ne oldu abla? Mert daha önce de mi kaçırıldı? Yok yok, Mert değil ya. Muzaffer Bey'in ilk oğlu. Ne? İlk oğlu mu? Abla sen ne diyorsun? Şşt! Yasak bu, yasak. Konuşmak yasak. Nasıl yani? Başka oğlu da mı var Muzaffer Bey'in? Mert'ten önce bir oğlu daha vardı. Bundan 16-17 sene önce. Adı Murat'tı. Çocuk kaçırıldı. Ya Muzaffer Bey var ya, o zamanlar bitti adam, kahroldu. Yaktı, yıktı her yeri. O zaman daha pervasız tabii. Herkese meydan okudu. Ay Allah, neler yaşamış ya. Ne oldu, çocuk nerede? Hiç bahsetmedi bana ondan. Ya nasıl bahsedecek kızım? Benim çocuğum kaçırıldı da öldürüldü mü desin? Ay, ay abla. Ay Allah'ım, ne kadar zor bir şey Allah. Hani senin sorduğun bir oda vardı ya. Orası yavrucağın odasıydı. O olaydan sonra Muzaffer Bey kimseyi sokmadı o odaya. Ay çok üzüldüm ya. Ay bir anne baba için ne kadar zor bir sınav. Allah'ım düşünemiyorum. Of. Peki çocuğun annesine ne oldu? Nerede? O meseleyi hiç sorma. Benim yüzümden de. Onur. Benim yüzümden bir oğlun öldü.
Ve şimdi sanki her şey baştan başlıyor. Bir daha kaybedemem Onur. Aynı hatayı yapıp bir evladımı da feda edemem. Lütfen sen bu işe karışma. Abi, sen doğru olanı yaptın. Bir baba olarak doğru olanı yaptın. Ne sanıyordun? Parayı verince oğlunu gerime getireceklerdi sana. Hayır. Eğer sen polisi aramamış olsaydın, o adamlar belki şimdi gelip... belki seni bile öldürmüş olacaklardı. Ah Onur, ah, ah. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bilmiyorsun Onur. Benim Mert'i gözümün önünden ayırmamam gerekirdi. Onur, benim Murat'ı gözümün önünden ayırmamış olmam gerekirdi. Allah kahretsin, bir musibetten sonra ben... gözüm gibi sakınmam gerekirken Mert'i... ben nasıl bir babayım Onur, ben nasıl bir babayım? Oğlum, ya... Oy, tatlım, tatlım. Bir gül bakayım babaya, bir gül bakayım. Ha? Bakayım, 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 gül bakayım, gül bakayım babaya, gül bakayım babaya, gül bakayım babaya. Gül, 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 gül. Heh, aslan oğlum benim. Of. Of. Dur, gel yavrucuğum. Anne gelecek şimdi, merak etme. Gel, 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 gel. Oh! Aferin oğlum. Efendim? Anlamadım. Ne demek o? Yahu dur, dur, dur. Bütçede açık çıktı. Ne demek? Ne zamandan beri belli bu? Bana bahane anlatma, bana bahane anlatma. O hesaplar kalem kalem tekrar hesaplanacak. O kadar. Murat. Murat. Murat! Murat'ı kaybettiğim gün ömrüme bedeldi. Ben Murat'ı koruyamadım. Ve şimdi ben Mert'i koruyamadım. Kızım anası pılısını pırtısını toplayıp gitti olaydan sonra. Muzaffer Bey de çok suçladı. İşte sen polise haber vermeseydin benim çocuğum kurtulurdu diye. Of abla, ne kadar zor zamanlar yaşamışlar. Yıllar sonra geri döndü kadın Muzaffer Bey'in yanına. Ya ama dikiş tutmadı tabii ilişki. Kadın kafayı yemiş zaten. Gel git akıllı olmuş. Böyle krizlere falan giriyor. Sonra Muzaffer Bey onun yanına gitti. Böyle gel git, gel git olmadı yani. Ayrıldılar. Oh, Allah'ım sen koru ya, sen koru. Ben düşünemiyorum bile ya. Aklımdan geçiremiyorum bile yani. Onlar yaşamışlar. Ay bir aile için ne kadar zor bir sınav böyle bir şey ya. Ay. Mert de kaç saat oldu? Bak çocuk ne kadar korkmuştur ya. Ay bir şey yedi mi, içti mi, aç mı, susuz mu? Çocuğun başına bir şey geldi mi onu da bilmiyoruz. Kızım sen de hırpalama be kendini bu kadar. Biz bizeyiz burada yani. Sev dediysek de bu kadar yıpratma kendini. Olur mu abla ya? Ya çocuk bir şey diyemiyor zaten. Başına bir şey mi geldi, hırpaladılar mı? Yani çocuk ne halde hiçbir şey bilmiyoruz ki. Ay Nefise. Öz anası gibi üzülüyorsun kız. Ya çocuk sana ne eziyetler çektirdi. Vallahi başka biri olsa var ya, oh gitti de kurtuldum der. Abla ya deme öyle. Ana kuzusu yavruma, ben kıyamam ona ya. Annesinden koptu geldi yazık ya. Öyle hırçın olması çok normal. Yani Emre de ilk geldiği zamanlarda böyleydi yavrum. Sonra... alıştı. Ne diyorsun sen be? Ne Emre'si? Ne ilk geldiği zamanlar falan? Neye alıştı be Emre? Yani işte... Emre hırçın ya biraz böyle hırçın için davranıyor sonra geçiyor ya yani hani. Ben gideyim artık çocuklara bakayım biraz. Nefise bir dakika dursana sen be. Nefise. O günden sonra Anna asla eskisi gibi olmadı.
Anla. Tamam. Kendimi asla affetmeyeceğim. Tamam sen de affetme ama aç kapıyı. Böyle yapma. Bir şeyler yemen lazım. Anla. Her şey için beni suçladı. Mert doğduktan sonra bir süre daha iyiydik. Ama kısa sürdü. Sonra birdenbire çekti gitti. Mert'i kaçırdı benden. Kendi hayatını da mahvetti. Mert'in hayatını da mahvetti. Abi. Yaşananlar senin suçun değildi. Onur. Anlamıyorsun. Hepsi benim suçum. Hepsi benim yüzünden. Ben çocuklarımı koruyamadım Onur. Hep Anna'yı suçladım ama haklıymış işte. Belki Mert'i buraya hiç getirmemeliydim. Abi. Kendini suçlama. Ne oldu? Ben sana söz veriyorum. Mert'i bulacağız. Sana söz veriyorum. Sen yeter ki koyverme kendini. Tamam abi. Umarım dediğin gibi olur yoksa dayanamam ben onu. O yüzden artık polis lafını bırak. Polis yok. Sen merak etme abi. Onur. Murat'ı kaybettiğim zaman sende teselli buldum ben. Senden güç aldım. İyi ki varsın. Ben de senden abi. Sen bana abi değil. Her zaman baba oldun. İyi ki varsın. Abla ne yapıyorsun ya? Demin iki dakika şok olup kaldım diye benden kaçamazsın. Sen benden bir şey saklıyorsun, anlat bakayım. Yok abla, bir şey sakladım yok. Anlatacak bir şey yok yani. Ne var ki? Nefise, sen sık sık ve kesik kesik nefes alıyorsun. Benden bir şeyler saklıyorsun sen. Emre de ilk geldiğinde böyleydi demek. Ne demek? Bir şey demek değil, ben... Öyle yani, ağzımdan herhalde öyle çıktı yani. Hadi be. Ağzından öyle bir şey çıkar mı? Allah Allah. Emre'yi leylekler mi getirdi? Bana bak, söylemezsen gider Emre'ye sorarım. Dur abla, dur, dur. Dur, kimseye bir şey sor, ne olur sorma. Kız, söyle o zaman bana. Benden senin gizin saklın mı var? Ha Nefise, biz kader arkadaşı olduk artık. Ne olur ısrar etme, yapma. Bana bak, ısrar da ederim, gücenirim de, kızarım da, hesap da sorarım. Sen bana güvenmiyor musun be? Hani bizim aramızda sır sepet yoktu? Ya ben kimseye demedim, kimseye böyle bir şey söylemedim. Ne çocukları ne başkasına. Uçan kuşuna biri yok ya, ben unuttum gitti zaten o günü. Kız çatlatmayı sır sır bakayım. Tamam abla, tamam, tamam. Tamam, anlatacağım, tamam. Sabah ilk iş bankayı ararsın. Parayı erkenden hazır etsinler. Sorun istemiyorum. Siz hiç merak etmeyin efendim. Sorun çıkmayacaktır. Sağ ol Fazıl. Muzaffer Bey. Hı? Telefonum 24 saat açık. Yani her an arayabilirsiniz. Bir şeye ihtiyacınız olur. Bir yardım gerekirse yani. Eksik olma. Abla. Ne olur bana söz ver ama. Yani ne olur hiç kimseye söylemeyeceksin. Bu sır seninle birlikte kalacak, tamam mı?
Tamam kızım, söz veriyorum, tamam. Hadi anlat. Emre. Emre'yi ben doğurmadım. Ben doğurmadım. Ama o da benim oğlum. O da benim canımın bir parçası. Yani o da benim çocuğum. Benim çocuğum yani, benim oğlum. Dur kız. Dur, beynime bir oksijen gitsin, dur. Açıldım biraz. Devam et. Yani hiç diğerlerinden ayırmadım ben de onu. O benim canım, gözümün nuru, boncuk gözlüm benim ya. Kız, şimdi başlayacağım senin gözüne, boncuğuna. Nereden çıktı bu çocuk? Salih getirdi abla. Getirdiğinde o kadar küçüktü ki, böyle çibil çibil bakıyordu. Ay nasıl tatlı bir bebekti, nasıl güzel bir çocuktu biliyor musun? Böyle boncuk boncuk, maviş maviş, böyle çakmak çakmak bakan gözleri. Sarı sarı saçları vardı. Dokunmaya kıyamazsın, bakmaya doyamazsın yani. Öyle bir çocuk. İşte ama annesi babası bırakmış herhalde orada öylece. Salih de görünce kıyamamış yavrucağı, kapmış gelmiş eve. Bizimkilerle beraber büyür diye. Zaten de öyle oldu işte. Hep beraber büyüdüler, gittiler. Adını da Emre koyduk işte. Kızım sen ikizi doğurmadın. Sonradan geldi çocuk. Aleme ne dediniz? İşte Emre eve gelince biz hemen apar topar o mahalleden taşındık, kimse anlamasın diye. Daha biz zaten Cemre'nin kimliğini çıkarmamıştık işte. İkisini beraber çıkardık ikiz diye. Öyle bildiler. Öyle de büyüdüler zaten kardeş gibi. Allah Allah. Allah Allah. Salih, benim öz kardeşim. Ya Salih pintilikten adama günahını bile vermez. Değil ki cami avlusunda bulduğu çocuğu eve getirsin. Bir boğaz daha. Yok yok. Onun başka bir hesabı vardır. Kız o cami avlusundan çocuk getireceğine. Minareyi çalar be. Çalar. Salih cami avlusundan çocuk falan getirmez. Olsa olsa onu... Abla gözünü seveyim bak, söz verdin kimseye söylemeyeceksin değil mi? Bak çocukların yanında falan yanlışlıkla böyle ağzından kaçırmazsın değil mi? Kızım bu ağzından kaçacak bir şey mi be? Deminden beri sopa yutmuş gibi oturuyorum zaten. Kerpetenle bile alamazlar. Ya çocukları bırak da benden nasıl sakladınız bunu? Sen o dönem Salih'le görüşmüyordun zaten, aranız bozuktu. Sen çok sonra gördün Emre ile Cemre'yi. Biz de sana bir şey demedik zaten. Doğru. Arada bir geliyordu Salih para istemeye. Ben de görüşmeyi kestim. Sonra bir iki defa daha geldi. Kovdum ben de bunu. Hatta Nefise doğurdu falan demişti o zamanlar. Tırsmıyorsundur eminim. Tamam Aylin, sen git adamı oyala. Biz de çocuğu çözüp geliyoruz, tamam mı? Tamam. Aylin, dikkat et. Tamam, siz de dikkat edin. Hadi git, 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 hadi git, git. Bak şimdi, seninle bir anlaşma yapacağız, tamam mı? Şimdi ben senin ağzını açacağım şimdi. Sen de bağırmayacaksın. Eğer bağırırsan buradan seni çıkaramayız, kurtaramayız. Anlaştık. Tamam. Açıyorum. Hazır mısın? Sakın.
Allah'ım şu keçiyi de atlatalım, başka hiçbir şey istemiyorum. Kedi de değil İSKİ oğlum, bu kaçıncı can? Hadi oğlum kalksana şuradan. Ulan kaçar bu pozisyonda be. Usta. Bağır bağır ses tellerin yorulmuştur. Çay iç de biraz dinlensin. Sağ olasın. Ne demek? Afiyet olsun. Nasıl gidiyor maç? Alır mısınız bu sefer? Oo, son üç maçımızı aldık zaten. Oo, böyle geldik, böyle de gideriz diyorsun yani. Ne yapıyor aşağıdakiler? Baskı var yine. Aşağıdakiler nöbet tutuyorlar işte. Kaç dakika sonra bitiyor bu maç? Sen çekilsene şöyle. Bu pozisyon çok iyi pozisyon. Kaçmaz mı pozisyon? Usta kesin gol olur bak ama. Ya çekil şöyle. Ya ne oluyor ya? İki dakika maç muhabbeti yapalım dedik. Bu da sana kapak olsun Emre Bey. Ne yapıyorsunuz lan siz? Tavla oynuyoruz. Bu ezik yenilip yenilip duruyor. Oğlum ne çözdünüz çocuğu? Hangi çocuğu? Niye çocuk lan çocuğu? Çocuğu... Çişi geldi. Buraya mı yapsın? O yüzden çözdük çocuğu. Lan bağlayın hemen çocuğu. Ya zaten şimdi sandalyeye bağlamayalım. Uyuyacak şimdi çocuk. Biz de buradayız zaten. Ha. Oğlum otel mi lan burası? Bağlayın hemen şu çocuğu. Yaparsanız yamulturum sizi. Gözüm üzerinizde. Oyuncaklarım burada oğlum. Gelsene. Oynasana. Oynasana oğlum. Ben neredesin oğlum? Gel. Oğlum gel de oyna. Ben. Aynı acıları yaşatma bir daha. Dayanamaz yoksa. Lütfen Allah'ım.
Muzaffer? Dur. Dur. Nasıl uyudun sen burada böyle? Ben nasıl uyudum? Sen burada uyuyup kalmıştın. Ben de yanında kalmak istedim. Özür dilerim, bu gece ben biraz... Muzaffer. Çok dua ettim. İnşallah dualarımız kabul olacak. Mert evine inşallah sağ salim geri dönecek. Her şey yoluna girecek, merak etme. Girecek. Girmek zorunda. Ne diyorsun sen ya? Ne demek Emre Muzaffer Bey'in oğlu olabilir? Kızım, parçaları birleştirsene. Büyük resmi gör. Muzaffer Bey'in oğlunun kaçırıldığı dönem kardeşim Salih de eve bir çocuk götürmüş. Nefise'nin tarifine göre de yine sarı yine mavi. Dayım hırsızdı mırsızdı ama çocuk da kaçıracak değil herhalde. Diyelim ki kaçırdı. Niye nüfusunu alsın? Kaç para ederdi ki o çocuk? Kızım anlamıyor musun? Allah Allah. Demek ki polisi arayınca bunlar kardeşim korktu. Kaçmayı da başarınca ne yapacağını bilemedi çocuğu, eve götürdü. Ay ben bilmiyorum vallahi. Beynim yandı benim ya. Kız benim de beynim yandı. Vallahi bütün gece uyuyamadım ya düşünmekten. Salih o dönem buraya çok geliyordu para istemek için falan. Hı. O olaydan sonra da yıllarca aramayı sormayı bıraktı. Bu normal mi? Vallahi normal ne demek, unuttum ben bu aralar bu villa yüzünden. Hiç bana sorma. Benim ne yapıp edip o odaya girip çocuğun bir fotoğrafını bulmam lazım. Bulup ne yapacaksın? Ya bulacağım işte o fotoğrafla Emre'nin fotoğrafını karşılaştıracağım. Eğer aynı çocuksa... Aynı çocuksa gidip Muzaffer Bey'e mi söyleyeceksin? He, Muzaffer Bey'e söyleyeceğim. Diyeceğim ki sizin öldüğünü sandığınız çocuğunuz yaşıyor diyeceğim. Bununla da bitmeyecek tabii. Kalır mı tabii, bununla bitmeyecek. Diyeceğim ki o çocuğu da benim kardeşim Salih kaçırmış diyeceğim. Nefise'nin de 4 tane çocuğu var diyeceğim. Oğlan olanı sizinki diyeceğim. Yuh artık. O zaman niye deşiyorsun? Bak ben sana söyleyeyim, bu villa bir sırrı daha kaldıramaz. Neyse ben şimdi iyice emin olayım da ondan sonra gerisi gelir. Hadi sen de var git yoluna, bana bak. Dikkat et ha. Dışarıda canavarlar var, vallahi seni de kaçırmasınlar. Ay anne, kim beni niye kaçırsın ya? Ha? Fidye verecek paramız mı var bizim? Kız seni kaçırdıklarında fidye mi isterler salak? Tamam merak etme sen. Hadi yürü. Ay Allah. Sen benim kızımı koru ya Rabbim. Dışarıdaki pisliklerden, manyaklardan, sapıklardan. Amin. Ceylan, kızım. Al şu parayı. Ne yapacağım onu? Yatak odası taksidim var. Git yatır. Ahmet'in dükkanına mı gideceğim anne? Evet. Hadi kalk. Güzel bir şeyler giy üstüne. Anne olmaz. Sen yatır parayı. Ben gidemem. Ay niye gidemiyorsun acaba kızım? Bir suç mu işledin? Bir günahın mı var? Ahmet hala kızgındır bana anne. Olmaz. Ben onu öyle görmek istemiyorum. Bana öyle öfkeli bakarken, kayıtsız şartsız Zeynep'i savunurken olmaz. Kızım, oturarak mı yumuşatacaksın adamı acaba? Ahmet kin gütmez. Bilmiyor musun? Hı? Hem bilse senin onu ne kadar sevdiğini farklı davranır belki. Anne, sen tanımıyorsun Ahmet'i. Çok inatçıdır o. Ay erkek milleti bu canım. Belli mi olur? Bir anlat sen kendini. Dök içini. Rahatlarsın. Hadi anne sözü dinlesen. Hem böyle oturarak beklersen gelecek olan tek şey otobüstür. Hadi. Üf, anne ya. Gel bakayım. Abla, okulda benim arkadaşlarım olacak mı? Olacak tabii ki de. Peki beni severler mi? Tabii ki severler. Senin gibi böyle güzel, akıllı, uslu bir kızı kim niye sevmesin acaba? Yaşasın. Okulu çok seviyorum. Daha gitmeden mi seviyorsun? Olsun. Bir sürü arkadaşım olacak. Cemre. Cemre. Efendim abla. Sen niye hazırlanmadın? Ben bir hafta izinliyim. İzinli misin? Niye? Tabii ki şunu. Anlatmadım tabii sana ben. Banu Hanım bana bir hafta izin verdi. Yani aslında herkese izin verdi. Dükkanın yeri falan değişiyormuş. Dekore ediyorlarmış falan öyle yani. İyi hadi. Biz çıktık. Hadi iyi dersler bıdık. Unutmadık değil mi? Unutmadık. Hadi bay bay. Evet, görüşürüz.
Ne yazacaktım ben ya? Aklımı karıştırdın abla. Uyudun mu? Yok, bu o değildi ya. Bir dakika. Müsait misin? Cık, bu da olmadı. Buluşalım mı? Cık, ben niye bu kadar kasıyorum ki ya? Gideyim sürpriz yapayım çocuğa. Günaydın. Günaydın. Anne abi, benim kalem kutum senin arabanda mı kalmış? Bilmiyorum ki. Bir tanem boş ver kalem kutuyu, ben senin yenisini alırım dedim ya. Bırak seni. Çocuk istemiş, bakarım bir dakika ben. Ama senin zaten derdin başından aşk. Boş ver. O birazcık gülümsesin, belki benim bulutlarım dağılır. Bakıyorum hemen. Kızma abla, belki sen bulamamışsındır. Onur abi şimdi bulur. Kızmadım bir tanem. Al bakalım. Teşekkürler. Rica ederim. Mert'ten haber var mı? Yok maalesef. Mehmet'i aradın mı? Akşam aradım. İlgilenecek sağ olsun. Merak etme. Mert'i bulacaklar. İnşallah. Sağ ol. Ben bir abime bakayım. Tamam hadi biz de okula geç kalmayalım o zaman. Gel 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 gel. Gelsin. Ceylan kızım, hoş geldin. Nasılsın Ahmet? Sağ ol, iyiyim. Ben yatak odası taksidini getirmiştim. Niye zahmet ettin ki? Ne acelesi vardı ya? Ahmet, Ceylan kızımıza bir çay söyle bari. Ben içeride bir hesaplarım var, onlara bakacağım. Siz konuşursunuz. Ahmet, geçen gün olanlardan sonra konuşamadık. Ben biraz kendimi yanlış ifade ettim sanırım. Niyetim Zeynep'i kötülemek değildi, bunu bilmeni istiyorum. Neydi peki Ceylan ha? Neydi? Şey, bak Ahmet ben aslında seni çok çok iyi anlıyorum. Sevip de ayrı kalmanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Nasıl hissettirdiğini. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Rami Bey yok mu? Ben oğluyum, bana söyleyin. Ha, tamam. Biz Karamaner Holding'den geliyoruz da sözleşmenin feshi olduğunu bildirmek için geldik. Nasıl yani? Neden? Öyle gerekti efendim. Ayrıca kredilendirdiğimiz borcunuzu da peşin olarak alacağız. Yapamazsınız. Böyle bir hakkınız yok size. Eğer sözleşmeyi okursanız böyle bir hakkımız olduğunu görebilirsiniz efendim. Ama nasıl olur yani? Biz bu kadar borcu birdenbire nasıl öderiz ki? Vallahi orasını ben bilemem. Ha bu arada bayiliğimizi de çekiyoruz. Bakın beyefendi, biz şirketinizle yıllardan beri gayet düzenli çalışıyoruz. Yani bir kusurumuz falan mı oldu yoksa? Bakın Rami Bey, yani nedenin nasılını ben bilmem. Şirket kararı. Ben emirleri uyguluyorum. Bakın ne olur yapmayın. Ya biraz borcumuzu öteleyin, ben halletmeye çalışırım. Baba bırak, bırak. Boşuna ağzını yorma baba, bırak. Ben bunu niye yaptıklarını çok iyi biliyorum. Siz kimin köpeğiyseniz, tamam mı? Gidin o herife söyleyin, beni bunlarla korkutamaz, tamam mı? Ahmet sakin ol. Düzgün konuş, düzgün konuş. Bir de hakaretten tazminat davasının sonuçlarını ödemek zorunda kalma, tamam mı? Ha. O zaman ben senin ağzını burnunu iyice bir dağıtayım. O dava boşuna gitmesin. Ahmet, 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 yapma. Ahmet. Yapma, yapma. Gel, gel. Baba. Baba. Amca. Baba. Baba. Sen çok iyi bir abisin. Kardeşlerin çok şanslı. Neden? Baksana.
Bu haldeyken bile başkasının çocuğunu düşünüyorsun. Kendi kardeşlerine neler yapmazsın ki? Ben çocuk çok korktu diye yoksa o adamın çocuğu çok da umurumda değil açıkçası. Hadi hadi. İçinde çok başka bir Emre var senin. Dışarıya çok sert duruyorsun ama biraz duygusalsın aslında. Bırak hadi biraz da ben tutayım. Yok ben iyiyim böyle. İçimde kötü bir his var. Merak etme, her şey güzel olacak. Yolunda gidecek. Para transferinden önce kurtaracağız Mert'i. İnşallah ama içimdeki kötü ses susmuyor. Ölecek miyiz yoksa? Oğlum sen uyumuyor muydun? Yok be kanka. Enerji topluyorum büyük firar için. Ne o? Ölmekten korkuyor musun yoksa? Daha çok gencim kızım ben. Yapacak bir sürü şeyim var ya. Ne mesela? Hadi söyleyin bakalım. Bugün son gününüz olsa... Allah korusun. Tövbe de kız. Ya tamam, yani farz edelim ki bugün son gününüz. Neler yapardınız? Ya da... kime neyi itiraf etmek isterdiniz mesela? Tamam, önce hanımlar o zaman. Olmaz. Önce ben sordum. Önce beyler. Keyifler yerinde mi gençler? Aha, şahane. Bu kadar keyiflenmek yeter. Gel bakayım koçum böyle. Gel gel. Gel. Veled'in zengin babasını arayacaksın. Koçum, burada yazanları söyleyeceksin. İstiyorum. Onun sesini duymadan kuruş vermem. Tamam, bekle. Babanla konuşacaksın, tamam mı? Baba, babacığım kurtar beni. Oğlum, Mert, korkma yavrum. Korkma, kurtaracağım ben seni. Alo. Duydun işte. Yalnız geleceksin. Polise de haber vermeyeceksin. Polise haber verirsen... oğlun ölür. Tamam, tamam, tamam. Oğluma zarar vermeyin. Kapıyı açtırdın. Kırmadan dökmeden açılmış. Hadi Asime,
Konuştur dedektifliğini. Kanıt bulmadan çıkma şu odadan. Evet. Evet. Cumhuriyet Köyü orman girişi. Tamam. Oğlumla da orada mı? Alo. Alo. Bunlar mıydı arayan? Evet. Bugün Mert'i almaya gideceğim. Alo Fazıl, para hazır mı? Yok, gerek yok. Benden haber bekle, yolda alırım senden. Tamam. Abi, benim arabayla gidelim, daha hızlı gideriz. Yok, ben yalnız gidiyorum Onur. Abi, ben seni nasıl bırakırım? Mecburum Onur, yoksa Mert'i... Tamam. Ama dikkatli olma Onur. Tamam, tamam, olur, olur. Hadi. Muzaffer, ne kötü bir şey olursa korkuyorum. Bir şey olmayacak, merak etme. Geri dön lütfen. Oğlumla, oğlumuzla geri dön, olur mu? Ben burada seni bekliyor olacağım. Şimdi aradılar. Ben sana adresi mesaj atıyorum. Müsaitsen bir görüşelim mi seninle? Hastanedeyiz Zeynep. Şengül teyzeye mi bir şey oldu? Yok, Rahmi amca kalp spazmı geçirdi. Ne? Hangi hastane? Geleyim hemen. Tamam, geliyorum. Of, of Allah'ım. Allah'ım sen Muzaffer de Mert'i de koru yarabbim. Allah'ım sen Salih Mehmet'i olsunlar ya. Kız Nefise, ne yapıyorsun sen camın önünde? Abla ya, Muzaffer Mert'i kurtarmaya gitti. Vallahi Villa'ya sığamadım yani. Böyle duvarlar üstüme üstüme geldiler. Of. Haklısın kızım, haklısın. Ama merak etme. Muzaffer Bey'i kurtarır o alçakların elinden Mert. Hiç merak etme. İnşallah. Nefise. Sana bir şey diyeceğim ama. Ya Aysun var ya. Ne oldu abla? Aysun abisini herhalde çok özlüyor. Of deme ya. Geceleri hep ağlıyor yavrum. Of, ben de Mert'in telaşından bu çocukların halini düşünemedim ya. Kızım, dertlen diye söylemedim ki. Şey diyecektim, sizin böyle bir aile albümünüz falan var mı? Böyle eskiden kalma, hani böyle çocukların küçüklüğünden günümüze gelen böyle bir fotoğraf albümü falan. Yani işte bir tane vardı şeyden, enkazdan kalan ama sen onu kaldır dedin diye ben onu sakladım. Ha, sakladım var yani. Çıkar onu, çıkar da çocuk arada böyle açsın, masal kitabı gibi böyle baksın. Ablalarıyla eski günleri yad etsin, iyi gelir çocuğa. Nerede? Tamam, yok ben şuraya kaldırdım. Ha, iyi. Dur. Aha, ah burada işte. İyi mi olur diyorsun öyle, iyi mi gelir çocuğa? Tabii kız, iyi gelmez mi ya? İyi düşünmüşsün o zaman. İyi düşündüm, ben hep iyi düşünürüm Nefise, sen de bilirsin. Uyum yaşarsın. sen artık git ya, şimdi Muzaffer Bey gelir. Bir de seni göremezse daha çok üzülür adam. Git teselli et. Tamam, doğru söylüyorsun. Ben gideyim evde bekleyeyim. Ay. Ay vallahi kalbim yerinden çıkacak. Çok heyecanlıyım. Ay bu atraksiyonlar bana çok geliyor. Ben var ya genç yaşta tansiyon hastası olacağım şimdi. Ay nerede? Nerede bu çocuğun küçüklük resimleri? Ha, buldum. Dur bakalım, dur. Vallahi o, billahi o.
Emre'nin küçüklüğü. Ay çok benziyor. Allah'ım Azime, ah ayıkla pirincin taşını ya. Allah'ım, Allah bu mucize mi acaba? Yoksa kara talih mi? Kader ağlarını örmüş işte. Öldü sandığımız çocuk yaşıyor ya. Hem de sebebi Nefise. Ah, ah, ah. Ah Azime, sen bu sırla ne yapacaksın ha? Bu sırrı mezara mı götürsem, ne yapsam? Allah'ım aklıma mukayyet ol ya Rabbim, aklıma mukayyet ol. Al şunu, bir terslik olursa ortada kanıt bırakmayın. Tamam patron. Babama gitmek istiyorum, bırakın beni. Şaka yapıyorlar. Gerçek silah değil o, korkma. Babanı mı özledin sen? Azıcık bekle aslanım, kavuşturacağım seni babana. Psikopat ya. Bir şey mi dedin? Yok demedim. Ne diyeceğim? Depoda sorduğum soruya cevap vermedin. Ne sordun ki? Bugün son günün olsa ne itiraf etmek istersin? Sırası mı aynı şimdi ya? Ya hani hep şey derler ya, hayatı bir günmüş, o da bugünmüş gibi yaşa diye. Ya tamam, maksat iki muhabbet edip rahatlayalım işte. Ben rahatlayamam Aylin. Eğer bu çocuğa bir şey olursa bütün ailem zarar görür bundan. Hem bu manyağın parayı alıp çocuğu öldürmeyeceğini de bilmiyoruz. Mert'ten başka hiçbir şey düşünemiyorum şu an, kusura bakma. Mert'e bir şey olmayacak. Şu iş bir bitse. Yeni bir hayata başlayacağım. Temiz bir sayfa açacağım kendime. Alın terimle kazandığım bir hayat kuracağım. O işler öyle kolay olmuyor işte. Bak, kurtuldun gittin ama geri geldin. Hem de kendi ayaklarınla. O benim aptallığım. Neymiş? Güçmüş, intikammış. Benim de kardeşim var. Ya birinin Aysun'a böyle bir şey yaptığını düşündükçe kafayı yiyorum. Haklısın. Mert'in de psikolojisi bir süre bozulacaktır. Ama onun babası zengin. En azından çabuk atlatır. En iyi psikologlara götürür onu. Bence sen de bırakmalısın bu işleri. Evinin kadını ol diyorsun yani. Dalga geçme, bu işlerin sonu yok. Hem ne borcuymuş bu kadar ya? Ömür boyu daha borç mu ödeyeceksin sen? Bazı borçlar ömür boyu kapanmaz Emre. Tıpkı bazı yaralar gibi. Hani sen az önce kardeşinden bahsettin ya. Aile olmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu hissettim. Hiç olmayan ailemi özledim. Hiç görmediğim annemi merak ettim. Bana diyorsun ama bence sen de hiç göründüğün gibi biri değilsin. Rahmi amca dağ gibi adam, çabucak gelecek kendine. İnşallah Ceylan, inşallah. Yiyecek içecek bir şeyler ister misin? Ahmet. Zeynel. Ahmet, ben çok çok geçmiş olsun. Sağ ol. Nasıl oldu bu? Ne oldu, adam bir şey mi üzüldü? İşte yaşı da var biliyorsun. Çok üzüldüm ben. Senin onurun yüzünden oldu Zeynep. Ceylan. Ne alakası var onurla? Kusura bakma Ahmet, söyleyeceğim bilsin.
şirketin avukatına alacakları tahsil etmesini söylemiş olur. Bayiliği de feshedeceklermiş. Borçları hemen ödemezseniz haciz yoluna gideriz deyince de. Nasıl yani? Adamın yüreğine indi ya. Bir yanlışınız var, Onur böyle bir şey yapmaz. Yaptı işte Zeynep. Sen Ahmet ne kadar üzüldü biliyor musun? Neredeyse adamları dövüyordu. Sonra hapsi boylayacaktı. Allah'tan Rahmi amca araya girdi de. Tamam Ceylan, tamam yeter bu kadar. Zeynep'in bir suçu yok. Sana inanmıyorum Ahmet ya. Rahmi amca Zeynep yüzünden ne hallere düştü. Sen hala Zeynep üzülmesin diye uğraşıyorsun. Ahmet ben çok özür dilerim. Yani ne olur affet. Affedecek bir şey yok Zeynep, sen bir şey yapmadın ki. Bu zengin zibidisi yaptı her şey. Aklınca beni böyle yola getirecek. Ben peki ne yapabilirim? Gerçekten elimden geleni yapabilirim. Başında dururum Rahmi amcanın. Ya da istersen ben dükkana gideyim bakayım. Vallahi seve seve yaparım. Yok, sağ ol Zeynep, sen geldin ya, bu bile yeter. Tabii ki geleceğim Ahmet. Rahmi amca senin baban. Aynı zamanda benim patronum da, sağlığı söz konusu. O zaman sen bir şeye ihtiyacın olursa ara, haberleşelim, geleyim ben, olur mu? Niye çıkışıyorsun Zeynep'e böyle? Onun ne suçu var? Of Ahmet, of! Hiçbir şey görmüyorsun değil mi? Aşk senin yalnızca gözlerini kör etmemiş. Aynı zamanda bütün duygularını köreltmiş. İçin her şeyi yapabilir. Parayı vermesine engel olamam. Umarım Mert'e bir zarar vermezler. Alo. Parayı çöp konteynerine bıraktın mı? Evet evet, oğlum nerede? Güzel. Biz bir teyit edelim, buluşma yeri için seni arayacağız. Alo. Haber geldi sanırım, aldılar parayı. Yüzlük kuyruğuna geldik oğlum. Çocuğu götürecek miyiz patron? Tabii ki hayır. Demiştim sana, bırakmayacak Mert'i diye. Behzat bu. İşini sağlama almak ister. Arkasında adam bırakmaz. Bu Mert'i kurtarmak için son şansımız Aylin. Hadi göreyim seni. Ne
Ne yapıyoruz patron? Çocuğu götürecek miyiz? Hayır. Ah. Ah. Hani? Niye aramıyor bu herif? Ulan oğluma bir şey olursa yaşatmam sizi. Sizi yaşatmam. Parayı aldık ama değil mi? Ne çok soru soruyorsun ya. Sen sadece sana söylenileni yap. Patron, bu çocuk ayağımıza dolaşacak. Teslim edelim. İşime karışma Aylin. Mert kurtaracağız seni abiciğim. Götüreceğiz babanı. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kaçmayın lan! Nerede? Ne çocuğu? Sen al şunları. Yırttık oğlum, yırttık lan, yırttık. Az daha izliyordum lan be hesapları. Yırttık kız, yırttık. Mert bitti abiciğim. Bitti, seni babana götürüyoruz. Korkma, geçti tamam mı? Oğlum, kurulmuş lan. Aylin, seni hemen hastaneye götürmemiz lazım. Hastane olmaz. Önce Mert'i villaya bırakmalıyız. Saçmalama kızım, saçmalama. Önce seni hastaneye götürmemiz lazım. Hastane, hastane. Hastane olmaz. Tamam, benim tıptan atılma bir arkadaşım var. Ona gideriz. Ya dayanabilir misin ki? Dayanırım Emre, korkma. Zaten sıyırdı. Merak etme, bir şey olmaz. Mert! Aramadı mı? Bu mu o? Bu mu? Gel buraya. Nerede? Oğlum nerede? Oğlum nerede? Abi, abi sakin ol. Bulacağız. Sakin ol. Bir şey yaptıysan seni öldürürüm lan. Öldürürüm. Abi! Öldürürüm! Abi tamam, Mert'i bulacağız. Sakin ol. Polisin burada ne işi var? He? Sen mi çağırdın? Sen mi çağırdın? Abi sakin ol. Operasyon çok gizliydi. Sana haber veremezdim. Yok şimdi. Aynı şey oluyor. Aynı şey oluyor. Gene oğlum yok, oğlum yok. Polise haber vermeyecektim. Beni nasıl çiğnersin? Bunu nasıl yaparsın? Abi adamları yakaladılar. Mert'in nerede olduğunu söyletene kadar da vuruşacaklar. Tamam mı? Sakin ol ya. Adamların yakalanması umurumda değil Onur. Mert yok diyorum. Mert yok. Belki... Senin yüzünden! Senin yüzünden! Bir şansın vardı, sen elinden aldın! Senin yüzünden! Abi! Sakin. Seni anlıyorum. Mert'in bulunmasını en az ben de senin kadar istiyorum. Sakin ol. Bırak ya, bırak. Bırak, beni anlayamazsın. Baba olmadan beni anlayamazsın. Allah'ım! 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 Ne oldu lan? Niye durdun?
Geç buradan sağa, devam et. Ölüyor lan kız. Olmaz Emre. Önce Mert'i bırakacağız. Ya bu ne dediğini bilmiyor. Hadi abi hadi. Şuradan sağa devam et. Yıkıntıya gidelim, ben sağlıkçı abi arıyorum. Yarasına baktırmamız lazım. Emre sana diyorum. Olmaz dedim. Behzat bir araba bulup peşimize düşmüştür bile. Mert'i götürmeliyiz. Emre ne yapıyorsun? Senin ölmene izin veremem Aylin. Beni biraz önemsiyorsan önce Mert'i villaya götüreceksin. Hemen. Ya evde otur otur bunaldın Filiz ya. Ya ne olur çıksan. Takılırız biraz işte. Hadi bak durağa yaklaştım ben. Şey ne diyeceğim? Hadi gel ya. Ne dedi? Gelmiyor musun? Of tamam ya. Ben bakarım başımın çaresine. Kaan'ın yanına mı gitsem ya? Gerçi o da çok çalışıyor. Neyse bir şansımı denerim, sürpriz yaparım belki. Hadi görüşürüz. Kameralar falan görmez bizi değil mi? Eminim Suat görmez. Hadi abicim git babanın yanına bir an önce. Çok merak etmiştir sen. Kanka. Bak bizi görmedin duymadın tamam mı? Bak bu abla, bu abi, ben. Hepimiz iyi çocuklarız. Hem seni kötü adamlardan da kurtardık değil mi? He? Tamam. Ya oyalamasana çocuğu Suat. Bırak gitsin babasının yanına bir an önce. Oğlum ne oyalayacağım? Sorarlar morarlar. Hem biz kaçırmadık ki, kurtardık. Zaten suçumuz da yok. Mert'i hatırlatıyorum sadece. Ha? Değil mi kanka? Tamam hadi yeter bu kadar, yeter. O bizi biliyor zaten, değil mi? Hadi abiciğim, hadi. Direksiyona sen geç. Hadi. Aylin. Hadi gel arkaya geçelim. Senin yanına bakalım biraz. Hadi. Yavaş yavaş. Küçük Bey. Küçük Bey. Ey millet, Küçük Bey döndü. Aman Allah'ım. Gözlerimi ben arıyorum. İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Şşş. Tahsin. Hemen mutfağa götür. Hemen mutfağa götür. Koş 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 koş. Muzaffer Bey, Muzaffer Bey. Mert. Muzaffer Mert Bey. Hoş geldin. Efendim gözünüz aydın Küçük Bey. Mert. Kesinlikle bir şey yok. Mert hoş geldin. İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Ay kuzum hoş geldin sen, hoş geldin. Ay gözümüz aydın nefise. Ah yavrum iyi misin benim güzel kuzum? Ha, bir şey olmadı değil mi Mertciğim benim? Bak Nefis annen seni çok merak etti. Ay çok üzüldü. Ha, aç mısın sen? Ay niye konuşmuyor bu Nefise? Abla çok korktu herhalde. Şokta galiba çocuk baksana. Olsun olsun biz onu şoktan çıkarırız. Şimdi biz ona güzel patates, köfte yaparız. Vallahi şoktan çıkar. Ha? Hadi kız Şerife git bir şeyler olur, hazırla. Olur hemen. Boş. Aç mısın? Ha aç mısın? Acıktın mı? Oh. Çok şükür, çok şükür. Erken çıkmışsın. Seni görmek istiyordum. Kaçıyor musun benden? Sana mı soracağım ne zaman çıkacağımı? Benden uzak dur Fazıl. Sen de karında. Oo, Emel Hanım bakıyorum erkencisiniz. Ne oldu?
İş tutmadı mı? Ne demek iş tutmadı anne ya? Ne diyorsun? Kızım hani uyku tutmadı mı derler ya, o anlamda hani iş tutmadı mı? O anlamda söyledim Emel. Neyse. Bak kız, ben çok eminim. Bu Emre kesin Muzaffer Bey'in oğlu. Anne yine mi ya? Kızım baksana şunlara ya. Bak sen de söyle bak. Vallahi bu Emre değilse ben de ne olayım? Evet yani benziyor. Ama çocuk çocuğa benzer be anne. Ya yavrum tamam benzer tamam. Ama benzemiyorsa da aynı çocuksa ha? Bundan emin olmamız lazım. Senin bir arkadaşın vardı hastanede çalışıyor Hasibe. Hasibe'ye söyle bize bir DNA ayarlasın. Anne oldu. Bize öyle oradan iki dürüm ver der gibi bize DNA sar mı diyeyim kıza? Hayır be yavrum öyle değil ya. Sen bulursun bir yolunu şey de işte. Ne bileyim ben annemden şüpheleniyorum de, ona güvenmiyorum de. Ben evlatlık alınmış olabilirim de, tamam mı? Ben de giderim Muzaffer Bey ile Emre'nin kılından tüyünden bir şeyler hazırlarım. Olur tamam, denerim şansımı. Aferin. Muzaffer Bey geldi, ben çıkayım hemen. Yani Küçük Bey, onca yıllık meslek hayatımda şu havuza da girmek nasip oldu ya sayenizde. Ne diyeyim ben size? Mert, gel oğlum. İyi misin ya? Ha? Kötü mü davrandılar sana? Geçti ya, geçti, geçti bir şey. Çok mu korktun? Mert bir şey söyle yavrum, sesini duyayım. Aferin, aferin. Affet beni olur mu? Ben bir daha seni asla yalnız bırakmayacağım, gözümün önünden ayırmayacağım. Tamam mı? Tamam. Koş bakayım amcaya. Aslan fırçası, bak bakayım amcaya. Yavrum neredesin sen ya, üzüldün beni. Bir daha böyle gitmek yok, tamam mı? Çok üzülürüm yoksa ben sensiz. Tamam mı? Neymiş bir daha amcayı bırakmıyor musun, tamam mı? Sen yemeğini yedin. Muzaffer Bey, Küçük Bey'i kapının önünde görünce bir an Serap görüyorum, hayal görüyorum zannettim ama çok şükür ki kendisiymiş. Çok geçmişler olsun tekrar tekrar. Ayrıca ben bu vesileyle özürlerimi bildirmek isterim bir kere daha. Lütfü, senin hala burada ne işin var? Kapının önünde bekleyeceksin, yerine geç. Peki efendim. Allah Allah. Zeynep. Aysun. Hadi bir tanem sen git, ben de geliyorum hemen. Gözünüz aydın. Çok sevindim. Evet. Mert bulundu. Yapanlar da yakalandılar. Sen nasılsın? İyi misin? Değilim. Hayırdır, ne oldu? Rahmi amca. Ahmet'in babası kalp spazmı geçirmiş. Dükkanı haciz geldikten sonra tabii adam şok olmuş. Zeynep. Neden böyle bir şey yaptın? Niye bu kadar ileri gittin? Ne kazanmış oldun? Zafer senin mi oldu? Ne yapsaydım ha? Yaptıkları yanına kar mı kalsaydı? Şimdi senin ne farkın kaldı o zorba dediğin Ahmet'ten? Zeynep. Bir şirket yönetmeye çalışıyorum. Bir alacaklarımı tahsil ettim. Böyle düşün. Konuştuklarım biraz ağır olmadı mı? Ha? Hı? Sen hep neden bu kadar soğuksun? Sen neden bu kadar rahatsın? Her şeyi biliyorum ben. Konuşulanları duydum dün. O kız Aslı. Aileler de onaylamış. Çok şükür Muzaffer.
Dualarımız kabul oldu. Teşekkür ederim. İyi ki yanımdasın. Sen olmasan bu kadar sakin duramazdım. Çok etkilenmiş. Hiç konuşmuyor. Doktora mı göstersek? Çok korkmuş galiba, evet. Ye oğlum, ye. Afiyet olsun, ye. Oh, maşallah. Dayan, 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 dayan. Elin hastaneye gidiyoruz, tamam mı? Hadi dayan, dayan. Korkma Emre. Sorun yok. Nasıl sorun yok Aylin? Kanamam var, durmuyor. Suat, bas gazaydı, Suat, bas! Basıyorum, basıyorum oğlum, basıyorum ya! Kızım hani iyiydin, hani iyiydin ya? Hani dayanacaktın? Lanet olsun, yaktın bizi ya! Dayan. Aylin, dayan kızım, dayan. Az kaldı. Az kaldı, dayan Aylin. Hastane olmaz. Hastane olmaz. İlk şüphelisiz olursunuz. Yıkıntıya götürün beni. Saçmalama Aylin, ne olacaksa olsun. Suat, bas kız, hadi oğlum, hızlı! Tamam, 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 tamam. Emre, beni dinle. Benim gibi olma. Ailenin kıymetini bil. Annen öfkelenip yanlış bir şey yapma. Kurtul bu işlerden. Bir daha da sapma bu yollara. Aylin, biliyorsun annem... Emre, sen... Sen anneni reddediyorsun. Benim ailem beni reddetti. Sen çok şanslısın. Ailenin kıymetini bil. Annenin yanına git. Söz ver bana. Söz ver. Annenin yanına gideceksin. Emre, bak, belki de son isteğimdir bu benim. Tamam, 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 tamam. Söz Aylin, gideceğiz ama böyle son söz falan demek yok, tamam mı? Benden o kadar kolay da kurtulamazsın, anladın mı? Hadi, birlikte gideceğiz, göreceğiz annemi daha, hadi. Hadi Suat, hadi. Tamam, tamam, tamam oğlum, tamam ya. Söyle bakalım boncuk göz. Bana itirafın neydi? Neydi, neydi? Hadi oğlum, hadi söyle artık, itiraf et lan! Zaten. Bu da benim sana itirafımdı boncuk göz. Beni özlersen gökyüzüne bak Maviş. Gözüm hep üstünde olacak. Ya yok öyle Aylin, öyle bir şey yok. Hiçbir yere gitmeyeceksin sen, hep yanımda olacaksın, tamam mı? Hiçbir yere gitmeyeceksin. Hadi. Aylin, lütfen, lütfen Aylin, aç gözlerini.
Kaçmıyorum. Beni bir dakika dinler misin? Ha? Aslı ile olan durum bildiğin gibi değil. Ailenin onay verdiği kişiyle görüşürken benle de eğlenmek istedin yani. Ne? Zeynep saçmalama. Aileler kendi içine saçmaladılar, evet kabul ediyorum. Ama Aslı benim arkadaşım. O da beni öyle görüyor. Ötesi yok. Tamam mı? Aileler kendi içine bunu... Beni hiç ilgilendirmiyor bu saatten sonra. Gerçekten umurumda bile değil. Ailen senin için en uygun kişiyi seçmiş. Harika. Çok güzel. Zaten aynı dünyaların insanlarısınız. Bence en doğru seçim de buydu zaten. Mutluluklar. Zeynep. Ben seni seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Senden başkası yok. Olamazdı. Bırak beni. Bizim seninle bir sonumuz yok. Olamaz da zaten. Bence bunu daha fazla uzatmayalım. Sen de aynı anda iki kişiyi idare etmek zorunda kalma. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Kaan'a bakmıştım da. Kaan Bey bugün işten ayrıldı. Ne demek ayrıldı? Kaan bu restoranın sahibi değil mi? Yo, sahibinin torunu. Neden ayrılmış peki? Ya açıkçası Kaan Bey bulaşık yıkayıp tuvalet temizlemeye dayanamadı. Bir dakika, yani bu nasıl olur ki? Kaan kendi restoranında neden tuvalet temizlesin? Büyük patron yani Kaan'ın babaannesi çok katı bu konularda. En alttan başlayıp hayatı öğrensin istedi ama Kaan Bey pek başarılı olamadı. Yani beş parasız nasıl yaşayacak bilmiyorum. Demek öyle. Peki, teşekkürler. Rica ederim. Buluşalım mı? Mert, kuzum, yavrum seni kim kaçırdı, ha? Seni kaçıranları görebildin mi? Bak bakalım, seni kaçıran bu adam mı? Bu adam Tarkan'ın babası. Merak etme, Tarkan'a bir şey olmayacak. Seni bu adam mı kaçırdı yavrum? Konuş, konuşsana oğlum, konuşsana. Azime ne yapıyorsun sen? Doktor çocuğu sorularla sıkıştırmayın dedi. Sen ne yapıyorsun? Polis adamları sorguluyor. Bu işe bulaşanlar ortaya çıkacak zaten. Efendim ben vakit kaybetmeyelim dedim. Mert'i kaçıran caniler bir an önce bulunsun da cezasını çeksin. Kim yaptıysa cezasını çekecek. Ah onların cezasını kendi elimle vermek vardı ama. Mert. Ne oldu oğlum? Bir şey mi diyeceksin? Hadi konuş, bir sesini duyayım. Mert, bir şey mi hatırlıyorsun? Hı? Ne hatırladın oğlum? Mert? Muzaffer. Çocuk daha fazla korkmasın istersen, ha? Yanında bu konuyu konuşmayalım artık daha fazla. Haklısın hayatım. Ben çekirdek aileyi baş başa bırakayım.
Bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin Muzaffer Bey. Veririz Azime, veririz. Biz yeniden ayrılmıyoruz. Emre hadi. Emre gitmemiz lazım. Şş, Emre. 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 Kendine gel. Şş. Emre. Emre. Emre bana bak. Kendine gel. Kendine gel. Gitmemiz lazım. Olmaz Suat. Bırakıp gidemem onu burada oğlum. Şş. Emre. Emre. Emre bak ailen öldü. Ailen öldü oğlum. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Arabada çanta üstümüze kalacak. Gitmemiz lazım Emre. Olmaz Suat. Olmaz. Sen git oğlum. Bırakamam onu burada. Hayır. 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 Benimle geliyorsun oğlum. Ben de seni burada bırakamam, hadi! Sal, git. Git sen git, gelemem. Hayır, git, hayır. Git! Bak, 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 bana bak, bana bak, bana bak kardeşim. Kardeşim, kardeşim, bana bak, bana bak, yüzüme bak, yüzüme bak. Halin yok artık, tamam mı? Halin yok artık. Anlıyor musun beni, ha? Biz de mi ölelim? Biz de mi ölelim? Oğlum, oğlum bak, bu kız var ya, bak, bu kız var ya, bu kız. Bu kız biz yakalanmayalım diye hastaneye gitmeyi reddetti lan. Bu kız sırf bizim için, bizim için. Şimdi yaşı olsaydı ne derdi sana? Ha, bana bak, bana bak, bana. Ne derdi sana, ne derdi? Kızardı oğlum. Geri zekalı mısınız siz derdi? Bağırırdı oğlum. Gitmemiz lazım, hadi. Hadi kardeşim benim, hadi. Bırakamam hadi. Oğlum, ben onu burada tek başına bırakamam. Suat, bırakamam oğlum. Tamam, tamam, tamam. Merak etme, merak etme, merak etme. Birileri görür, görür. Polis arar zaten oğlum. Merak etme. Hadi, hadi gitmemiz lazım. Ben söyleyemedim oğlum, ben. Ben söyleyemedim oğlum, ben. Ben söyleyemedim. Biliyordu, biliyordu. Ben bekledim, söyleyemedim oğlum, söyleyemedim. Şşş, tamam, tamam, biliyordu, biliyordu oğlum, biliyordu, biliyordu. Biliyordu, onu sevdiğini biliyordu, o da seni seviyordu, biliyordu. Hadi, hadi gidelim. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi, hadi, hadi oğlum. Seni seviyorum, hayır! Hadi, hadi, hayır! Hadi, hadi! Aşkım, kusura bakma. Trafik çok yoğundu. Ya bir de burada park yeri aradım. Doğru. İstanbul işte. Ne trafiği bitiyor, ne otopark sorunu bitiyor, değil mi? Ben de zaten yeni gelmiştim, öyle çok beklemedim yani. Hoş geldiniz efendim. Siparişlerinizi alabilirim düşünürseniz. Tabii. Ben şu 6 numaradan istiyorum. Daha kekikli biftek. Yanında salata istiyorum. Bir de önden de çorba gelirse çok sevinirim. Biraz fazla söylemedin mi? Yani dokunmasın sonra. Yo, bana az bile aslında. Ben çok açım çünkü. Sen bir şey yemeyecek misin? Ya ben bir şeyler yemiştim zaten. Midem de ağrıyor. Sadece su alayım ben. Su. Çorba içseydin miden iyi gelir. Şimdi sıcak bir şey dokunmasın. Bana su yeterli. Su. Peki. Mert de bulundu. Niye bu kadar keyifsizsin? Bak yeni bir mekan açılmış. Akşam oraya mı gitsek? Belki Serkan da gelirim. Aslı sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne demek ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şey yaptığım yok. Neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Bu oyun meselesi. Biraz uzamadı mı? Ben mi uzatıyorum? Annen uzat... Hem bir şey söyleyeyim mi? Benim Mert'in sevincini paylaşmak için çağırdığını düşünmüştüm. Yanılmışım. Aslı, bana sormadan anneme beraber olduğumuzu nasıl söylersin? Ama seninle konuştuk ya.
Seslerini keselim dedik, mış gibi yapalım dedik demedik mi? Annen sürekli sorup duruyordu. Ben sadece ufak Aslı. Bir adım attık dedim. Annen de koşturdu. Aslı. Ben oyun meselesine tamam demedim. Ben şaka yaptığını düşünmüştüm. Ya annemi tanımıyor musun? Asıl şimdi üstüme düşecek benim. Tamam. Özür dilerim, düşünemedim. Ama merak etme, ben bir şekilde toparlarım. Yapamadık derim. Anlaşamadık derim. Hallederim, kapatırım mevzuyu. İyi edersin. Hem de bir an önce lütfen. Bak. Aslı beni yanlış anlama. Seni reddettiğini düşünmüştüm. Kabul mü ettin? Yaşadığımız bunca sıkıntı arasında tek tesellim diyebilirim. Senin adına çok sevindim. Sağ ol. Bıraktırayım ben seni. Yok, ben giderim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir an beni yiyeceksin sandım. Haklısın galiba ya. O kadar açtım ki yani gözüm döndü. Oğlum bulmuşlar mıdır lan şimdi ailemi? Beni sevmiş oğlum. Benim gibi bir aptalı sevmiş lan. Şimdiden özledim galiba onu. Oğlum kızın yüzüne baktın. Öyle dondun kaldın. Söyle sevdin ya ona da. Ne demişti? Beni özlersen gökyüzüne bak demişti. Gözüm üzerinde. Helal olsun lan ailemi. Gider ayak bile bizi diken üstünde bırakmayı başardı. Şimdi izliyordur bizi bir yerlerden. Gerçi beni ne izleyecek? Seni izliyordur. Onsuz içmişim lan ben. Her şey bitti sanki. Oğlum niye hiç olasın? Ailen var, unuttun mu? Hem ailenin vasiyeti ne olacak? Ne vasiyeti? Oğlum dedi ya, gidip annenin gönlünü alacaksın. Söz verdi dedi, yemin ettirdi sana. Oğlum kız, ailenin kıymetini bil deyip durdu. Son sözüydü bu. Ya Suat git başımdan. Bence git sarıl lan annene. Vallahi bak. En azından ailen için yap bunu. Kız hiç görmediği annesine sarılmak yerine... Sen annene sarıl istedi son nefesinde. Son arzusuydu. Affedemem annemi Suat. Gidemem kapısına oğlum. Tamam affetme. Affetme. Ama ailenin son arzusunu da çiğneme. 3 günlük dünya be oğlum. Gördün işte. Ya Allah korusun. Annene bir şey olsa bu arada, tövbe tövbe. Al sana 2 başlı pişmanlık. Değer mi? Bugün olmaz bugün. Bugün yalnız kalmak istiyorum. Belki sonra bir ara kafamı toplayınca falan giderim. Evet,
Tamam, ara o zaman. Oğlum kadın seni arayıp arayıp durdu lan. E yazık. Özlüyor, düşünüyor, üzülüyor. En azından sesini duysun. Ölsün mü meraktan? Halim yok oğlum. Halim yok. Bırak, rahat bırak, ısrar etme. İşe gitmeyecek misin artık? Gideceğim tabii. Ama bir hafta sonra okul açılıyor. İşte programa bağlı. Senin iş nasıl gidiyor? Ha, benim iş? İyi ya, nasıl gitsin? Hesap kitapla uğraşıyoruz işte. Galiba ben bayağı doydum yani. Ama çöpe gitmesin diye kıyamıyorum, ne yapayım? İyi. Afiyet olsun o zaman. Kaan, ben sıkıldım ya. Kalkalım mı? Olur, kalkalım. Hesap alabilir miyiz? Bu seferlik benden olsun. Ya olur mu? Ben ödeyeceğim. Ya sen nasıl ödeyeceksin ki? Güzellik salonunda bayağı bahşiş topladım. O yüzden bu seferlik ben ödüyorum. Yok artık, daha neler. Ya ben öderim. Tamamdır. Teşekkürler. Rica ederim. Daha ne kadar saklayacaksın? Anlamadım. Neyi? İşten ayrıldığını biliyorum. Sana mesaj atmadan önce restorana gittim. Ne iş yaptığını da öğrendim. Ya babaannem sert bir kadın işte. Yani aklınca beni yola getirmeye çalışıyor. Yola getirmek derken? Ha, ona sorarsan hayatı böyle öğrenecekmişim. Peki bana daha önce niye söylemedin? Ben senin orada müdür olduğunu zannediyordum. Ya ne bileyim işte. Hani beni istemezsin diye düşündüm. Haklısın. Yani orada her gün o işi yaptığını gördüğümde gülme krizine gireceğim için söylememen daha iyi olmuş. Hadi kalkalım o zaman. Hadi gidelim. Bu arada dolmuş sefası mı yapsak acaba? Vallahi benim günlük rutinim. O yüzden bana uyar. Kızım, yardım edeyim mi ben? Yok anne, ben hallederim, sağ ol. Zeynep. Anneciğim. Ya bak, seni üzmek istemiyorum ama gördüğüm bazı gerçekler var. Ya bunları sana söylemem lazım. Ne gibi? Onur. Yani galiba bir ilişkisi var herhalde ve çok da ciddi gözüküyorlar. Biliyorum. Sen nereden biliyorsun? Konuşulanları duydum dün. Galiba aileler onay vermiş falan. Güzel. Ya işte bir tanem yani ben de böyle ansızın hayal kırıklığı yaşamandan korkuyordum işte. Olsun. Ben alışayım. Bizim hayallerimiz kırılmaya mahkum. Anneciğim, deme öyle güzel kızım benim. Biz hayal kurmaya devam edeceğiz. Bizim için hayırlı olanları da gerçekleşecek elbet, tamam mı? Ben Onur'la görüşmeyeceğim artık. Merak etme. Benim için zor olacak ama unutacağım onu bir şekilde. Anne. Cemre. Abla, Emre bugün eve geldi mi? Nasıl yani, ne oldu? Emre mi geldi, bir haber mi var? Ben görmedim, geldi mi? Bilmiyorum ki yani, ben çıkarken sanki bir arabada Emre'yi gördüm. Nasıl yani? Geldi mi yani? E nerede şimdi? Ne yaptı, geldi geri mi gitti mi? Ben hiç görmedim, bilmiyorum.
Dur ben bir Suat'ı arayayım. Açmıyor. Açmıyor, açmıyor. Emre açtırmıyor o telefonu. Sen emin misin gördüğünü? Yani bana öyle geldi. Sanki arabanın içinde Emre vardı. Cemre. Aysun. Anneciğim sen abini hiç gördün mü bugün? Yoo. Anne, beraber defterlerimi kaplayalım mı? Tamam kızım, tamam. Kaplayalım, geliyorum. Gel. Bakayım. Şimdi Selim'in suçsuz olduğu anlaşıldı mı yani? Maalesef Tuba. Hala adamları tutmuş olma ihtimali var Muzaffer'in gözünde. Yahu Selim manyak mı? Kaçıracak olsa adam kendi çocuğunu kaçırır zaten. Yok, konuştum. Hiçbir şeyden haberi yok. Adamın tek derdi Tarkan'ı almak, bu kadar. Zaten bir de nerede onda o yürek? Vallahi para bu. İnsana neler yaptırmaz ki? Orası hiç belli olmaz. Kim kaçırdıysa çıksın bir an önce ortaya. Vallahi çok sıkıldım bak. Zaten derdim başımdan aşkın. O kadar plan yapıyorum, uğraşıyorum. Sonra birileri çıkıyor, mahvoluyor her şey. Yok bak çıksın ortaya, ben vereceğim cezasını, göreceksin. Muzaffer sana bırakmaz, merak etme. Muzaffer bana bırakmasın. Muzaffer sadece masum olduğumu anlasın yeter. Sonra da eve döneyim. Masum olup olmaman Muzaffer'in umurunda mı sanıyorsun? Bu sadece bir bahane. Muzaffer seni evde istemiyor. Ne o, ne karısı? Zerrin sen rahat ol. Ben bir yolunu bulur, girerim o eve. Öyle kolay kurtulamaz benden. Nasılsın? Boş ver beni. Sen nasılsın? Rahmi amca nasıl? İyi, hastanede işte. Yani yarın çıkacak. Daha iyi şimdi. Ben de işte... Gördüğün gibi. Keşke elimden bir şey gelse Ahmet. En kötüsü ne biliyor musun? Anneannemin evi satılığa çıkardık. Mecburiyetten. Ben oraya senin için, kardeşlerin için her bir köşesini kendi elimle düzenlemiştim Zeynep. Gerçekten keşke bir başka bir çözüm bulabilsek. O adam hayatında olduğu sürece sorunlar devam edecek Zeynep. O yokken her şey yolundaydı, hatırlasana. Tek çare Onur'u hayatından çıkarmak. Uzak dur dedim sana. Neften anlamıyor musun? Duramıyorum. Senden uzak duramıyorum. Orası beni ilgilendirmez. Ya biraz insaf et kızım ya. Ben senin için karımdan boşandım ya. Senin mutluluğun için, benim mutluluğum için. Ben seni seviyorum. Sen niye anlamak istemiyorsun bunu? Sadece bir yemek bak lütfen hadi. Peki. Ama sadece yemek. Konuşalım lütfen. Niye böyle yapıyorsun? Bence durumu daha da zorlaştırma. İkimiz de biliyoruz aramızda nasıl bir uçurum olduğunu. Zeynep, aşk zaten kanatlanıp uçmak değil ki.
Düşmeyi göze almak. Eğer aşağı beraber düşeceksek, hadi hemen atlayalım. Hadi. Ahmet anneannesinin evini satılığa çıkarmış. Ahmet gene. Zeynep, bu adamın isminin bizim dudaklarımızda ne işi var yine? Senin yüzünden. Önce babası, sonra dükkan. Şimdi de evi gidiyor. Ahmet benim her zor zamanımda yanımda oldu. Bana destek oldu. Ben de onun kötü bir şey yaşamasını istemiyorum. Bu kadar basit. Bu adamı önemsiyorsun yani. Tamam. İşlemleri durdurup malları teslim edeceğim. Nasıl yani? Evet. Ama bunun için bir şartım var. Bana bir şans vereceksin. Aslı ile aramda bir şey olmadığını sana ispatlayacağım. Hadi. Sözünü tutacaksın. Durumu düzelteceksin. Söz. Nereye gidiyoruz? Uzun uzun konuşabileceğimiz bir yere. Uzun uzun konuşacak ne var Allah aşkına? Mesela hayallerimiz. Burada konuşalım ne varsa. Ben ineyim gideyim sonra. Alo. Fazıl, şu bayiyle ilgili bütün işlemleri hemen durdurun. Anlamaları da hemen iade edin. Kolay gelsin. Ben sözümde durdum. Şimdi uslu bir kız ol. Sen de sözünde dur, tamam mı? Özlemişim. Sadece yemek dedim Fazıl. Temas yok. Ya mıknatıs gibisin. Ben sana doğru çekiliyorum sanki. Bak ben artık yalnız yaşayamayacağım. Beraber yaşayalım. Delirdin herhalde. Yani karının son baskınından sonra ben hala kendime gelemedim Fazıl. Pardon, bölüyor muyum? Şimdi bittiniz siz. Mahvedeceğim sizi. Elimde kanıtlar var. Sizi mahkemeye vereceğim. Tazminatlara boğacağım sizi. Ya yetti artık, yetti. Biz boşandık seninle. Bırak yakamı benim, bırak. Bu daha başlangıç Fazıl. Bakalım Muzaffer Bey elimdeki resimleri görünce ne yapacaksınız? Ya bakın, tamamen yanlış anladınız. Allah Allah. Bakalım Muzaffer Bey de yanlış anlayacak mı? Şimdi afiyet olsun size çifte kumrular. Allah kahretsin, rezil olduk. Ya bıktım senden de karından da. Rezil olduk. Emel! 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 Fazıl, ne yap ne et engel ol. Ya Muzaffer Bey duyarsa biterim ben. Ya sadece sen mi? Ben de biterim. Ama ben boşandım sonuçta. Yani biz... Ben artık bir ilişki yaşayabilirim. Mantıklıca anlatırsak olur ha. Olur. Ya evliyken başladığımızı anlayacak. Nafakamı ödersin, tazminatımı arttırırsın. Ne yaparsan yap engel ol Fazıl. Ya onun derdi sadece para koparmak benden. Korkma sen. Ben işsiz kalırsam nafakayı ödeyemem ki. Korkma, merak etme. Bir şey olmayacak. Söz veriyorum. Fazıl bir süre benden uzak dur. Arama, sorma, şirkete selam bile verme. Tamam mı? Emel. Zeynep yesene. Buranın zeytinyağları bir harika. Ben aç değilim şu anda. Bence buraya yemek yemeye gelmedik. Ne konuşacaksak konuşalım, sonra gidelim. Eğer yemezsen hiçbir şey konuşmayacağım. Hala yemem diyorsan tamam. Sabaha kadar buradayız o zaman. Bak, bence biraz bundan yemelisin. Ben suyla mutluyum, sağ ol. Biraz bundan ya. İstemiyorum, yemeyeceğim.
Olmaz. Bak aç ağzını bakayım. Aç ağzını bakayım. Çok güzel diyorum sana. Aç ağzını. Aç. Ya. Bu ne ya? Gel bir şey gel. Neden gülüyorsun? Çok tatlısın. Kızgın hem de çok tatlısın. Bak. Aslı ile aramda hiçbir şey yok. Ben nasıl olsun ki? Gözüm senden başka kimseyi görmüyor. Anlamadın mı hala seni ne kadar çok sevdiğimi? Anladım. Çok iyi anladım. Hadi artık gidelim. Duydum ben her şeyi. Annen çok heyecanlı senin için. Zaten alenen herkesin önünde itiraf ettiniz. Süper. Dur. Dur. Onlar yanlış anlamış. Yani ben her şeyi tam açıklayacakken sen de biliyorsun Mert'in haberi geldi. Bak ailelerimizin görüşmemiz için baskı yaptığı doğru. Aslı da bu baskının altında kalmamak için herkese görüşüyoruz demiş. Annemin bu kadar abartabileceğini düşünemedik biz. Ama söz verdi. Düzeltecek her şeyi. Annen senin için en iyisini istiyor. Benim için en iyisi sensin Zeynep. Bunu anlayana kadar eve dönmeyi unut o zaman. Tamam. Sen kal. Ben gidiyorum. Zeynep. Nereye? Hı? Nasıl gitmeyi düşünüyorsun acaba? Orası beni ilgilendirir. Hmm. İnatçıyım diyorsun yani. Sen inatçıysan ben keçiyim. Tabii ya. Bana bir müsaade et. Otur şöyle bakayım. Ne yapıyorsun? Gel 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 gel. Otur 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 otur. Tamam. Tamam. Bunu sen istedin. Ne yapıyorsun? Görürsün. Yani işte oyuncak gibi oynuyor Onur'la. Bir evet diyor, bir hayır diyor. Ne güzel bir şansımız vardı. Ama sanırım artık tamamen kaybettim Onur'u. Mümkün değil. Ben varken o sığıntı kızla aralarında hiçbir şey olamaz. İnanamıyorum Zehrim. Ya bu iki kardeş ne ara bu hale geldi? Nasıl o iki sığıntıya bu iki adam bu kadar tutuldu anlamıyorum. Onur'un Muzaffer gibi hata yapmasına asla izin vermem. Vallahi hiç izin isteyecek gibi durmuyordu Onur. Ben o evdeyken şahit oldum. Onur büyülenmiş gibi, haklı. Bitirelim dedi bana. Dün bir, bugün iki. Ben babama nasıl söyleyeceğim? Bak, gördün mü? Bitirelim demiş. Yok, ben hakikaten anlamıyorum. Aklım almıyor. Yani onların ikisinde olup da bizde olmayan ne olabilir Allah aşkına ya? Onur arıyor. Hem de görüntülü. Allah'ım inşallah o kızla olmayacağını anlamıştır. Aç telefonu hemen. Onur, merhaba, nasılsın? Vallahi aslına bakarsan pek iyi değilim. Ne oldu, bir şey mi oldu? Kız arkadaşım, Zeynep. Bizim seninle arkadaş olduğumuza bir türlü inanmıyor. Bu saçma sapan yanlış anlamayı düzeltmeme yardımcı olur musun? Anlayamadım, nasıl yani? Yani ona arkadaş olduğumuzdan bahseder misin biraz lütfen? Zeynep, Onur senden çok bahsetti. Eğer benim yüzümden bir yanlış anlaşılma olduysa yani kusura bakma. Biz sadece iki iyi eski arkadaşız. Ben kusura bakmayın. Benim çok haberim yoktu da böyle bir şeyden. Şu telefonu çeksene. Önemli değil. Aslı çok teşekkür ederim. Rica ederim Onur. Görüşürüz. Neden böyle bir şey yaptın? Şimdi inandın mı peki bana? Hı? Birazcık abartmış olabilirim ama gerçekten biraz. Birazcık? Hı-hı. Ceza olarak bütün masayı silip süpüreceksin. Oldu. Bütün ekmek ver.
Söyledim size. İnanamıyorum ya. Bir de o kızın yanında aradı beni. Ben hayatımda bu kadar aşağılanmadım yani. Üzgünüm ama ben de inanamıyorum Aslı. Bir şey diyeceğim, ben de inanamıyorum tabii ki. Ama sana söyleyeyim Aslı. Bak Onur bu kadar kaba bir adam değildi. O kız bunun huyunu değiştirdi ki... tıpkı o paçoz nefesinin Muzaffer'in huyunu değiştirdiği gibi. Onur'la konuşacağım. Sakın. İyice saçmaladı. Sakın Zerrin teyze lütfen konuşmayın. Eğer sizinle konuştuğumu şikayet ettiğimi düşünürse her şey daha kötü olur. Merak etme, ben nasıl konuşacağımı bilirim. Bırak konuşsun Aslı. Hem zaten artık aklının başına gelmesi gerekiyor. Müsaadenizle ben artık eve gitsem iyi olacak. Peki ama üzülmek yok. Yaptığı yanlış eminim görecektir. Hadi. İyi dur kalede. Dur. Yakala! Ay Muzaffer Bey ne kadar mutlu değil mi Nefise? Mert çıktı öyle. İnşallah çocuk konuşmaya da başlar. Muzaffer çok uğraşıyor abla. Konuşacak bence inşallah. Keşke Emre de burada olsaydı. Ne bakıyorsun öyle be? Kirpiklerin diken gibi oldu. Kirpiklerini yüzüme mi saplayacaksın? Abla iyi misin sen? İyiyim tabii. Aa ne var Allah Allah. Yeğenimi ben özleyemez miyim ya? Hayır yani Emre burada olduğunda sen hep çok geriliyordun. Niye soruyorsun şimdi Emre'yi bana? Hiç aradın mı? Ha? Bir daha ara. Aradım. Aradım da açmıyor işte hala sinirli demek. Bir daha ara. Belki açar bu sefer. Vallahi meraktan çatlayacağım Nefise. Abla sen Emre'yi bu kadar merak etmezdin. Ne oldu ha? Bir şey mi var? Bana mı söylemiyorsun? Bir şey mi saklıyorsun sen? Niye yani? Kızım. Cam gibi şeffaf bir hayatımız var zaten. Ben senden neyi saklayacağım be? Hayattaki tek erkek yeğenimi merak edemeyecek miyim ben? Allah Allah. Çocukcağız zaten annesi babası cami avlusuna bırakmış. İçim parçalandı. Sen şimdi arama dur. Şimdi Muzaffer Bey falan çağırır da. İyi tamam. Abla. Cemre. Sen niye Aysun'u aldın okuldan öyle? Hı? Ne dedin? Neyse yok çocuklar gelmiş abla ben gideyim onlara yemek hazırlayayım ben. Emre aç mı tok mu bilmiyoruz sen burada çocuklara düşün. Abla. Şimdi en sert şutunu çekeceksin bana tamam mı? Gol atacaksın bana. Bak golü yememek için duruyorum. Hadi bakalım. Ne dedin? Bir daha de bakayım. Gol! Gol mü? Gol mü? Sen konuştun mu benim aslan oğlum? Nefise Hanım, Nefise Hanım artık beraber oynamak ister misiniz? Bağıra çağıra oynuyoruz çünkü. Başardın Muzaffer. Evet ama hep Mert Bey kazanıyor değil mi efendim? Oh hadi bir daha söyle bakayım. Gol! Gol mü? Acıktın mı sen? Sana bir şeyler hazırlayayım mı? Bak Nefise Hanım seni nasıl düşünüyormuş gördün mü? Dankeschön. Sen de bir şeyler ister misin? Yok bir sonra beraber yeriz. Tamam. Hadi biz o zamana kadar birkaç gol daha atıyoruz. Koş bakalım, koş bakalım, koş, 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 gel bakalım. Tamamdır, teşekkür ederiz. Hadi artık gidelim ya. Aa, nereye? Akşama kadar burada kalacak halimiz yok. Hayır, hiçbir yere gitmiyoruz. Bugün bütün gün benimsin. Hem daha etrafı sana göstereceğim o kadar güzel yerler var ki. Ben Aysun'un okul çıkışını kaçırdım zaten. Neyse ki Cemre'ye söyledim, hadi. Ya Zeynep, bak. İşte Cemre biliyormuş, Cemre halleder. Hem zaten kız kardeşler ablalarının en büyük destekçileri değil midir? Ha? Hadi. Hadi. Beraber gidiyoruz. Çünkü seninle geçireceğim her an altın değerinde. Vakit kaybedemem. Elini ver. Elini ver. Evet, buradan. Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam.
bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Ben hiç bu kadar eğlenmemiştim galiba. Ben de hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Teşekkür ederim. Keşke şu an burada zaman dursa. Ben zaten zamanın seninle nasıl geçtiğini anlamıyorum ki. Bana 24 saat bile az geliyor. Zeynep, hadi bana bir söz ver. Benimle zamana meydan okur musun? O nasıl oluyor? Ne kadar hızlı geçerse geçsin, en baştan başlayacağız. Her güne en baştan başlamak. Bir ömür boyu ilk günmüş gibi. Bir ömür. Bir ömür. Ya bir ömür bana yeter mi bilmiyorum. Çünkü gerçekten zaman nasıl geçtiğini anlamıyorum seninle. Zeynep. Hayatımda aşk hep puzzle'ın eksik bir parçası gibiydi. Hiç tamamlanamadım. Ama o kadar şanslıyım ki ben seni buldum. Tamamlandım. Sen benim eksik parçam mısın? Sevdin değil mi annem sen okulu? Hı hı. Çok sevdim. Ay, güzel kızım benim. Gel ben sana yemek getirdim. Şimdi güzelce karnını doyurursun, tamam mı? Hı hı. Ha, Cemre. Annem Aysun'u okuldan niye sen aldın? Ablamın bir işi çıkmış da ben de okulun oralardaydım zaten. O yüzden ben aldım. Ha. Zeynep'in ne işi varmış peki? Bilmem, söylemedi. Nerede bu kız ya? Hayalinden kalan ne varsa topladım attım. Kokun sinmiş ruhuma çıkaramadım adını. Unutmuş gibi yaptım. Geriye ne kaldı? Ne güzel çalıyor. Dans edelim mi? Şimdi mi? Tabii. Çünkü zaman çok değerli ve kaçıyor. Tutmamız lazım. Öyle değil mi? Neden gülüyorsun? Gözlerin niye kapalı? Bir sürü kum var
yerde gözümü fırladı. Islak mı? Evet. Hiç yalan söyleyemiyorsun. Hayır, insanlık hali yani. Olabilir. Hiç yalan söyleyemiyorsun. Hasretinle dans eder miyim? Her yerim ateş gülleri. Hey! Siz, siz! Siz yenisiniz galiba. Taze kumrular. Hadi gelin, gelin. Bizi çağırıyorlar. Gelsenize buraya. Hadi siz de bize katılın, hadi. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Doğum gününüz mü? Hayır. Evlilik yıldönümümüz. Bugün 3. yılımızı doldurduk da. Hayırlı olsun. İnşallah. Darısı başınıza artık. İnşallah. Aa! Sen kaç aylık bir bebişsin? 9 aylık ablası. Yani kapıda. Sizinki? Bizimki yok. Yani biz daha evli bile değiliz aslında. Ha, yok öyle demek istemedim. Yani sizin ilişkiniz kaç aylık? He. O biraz karışık. Yani her gün ilk gün gibi. Evet, ilk günkü gibi her gün. Artık o karışıklık kalmayacak eminim. Bize burası çok uğurlu geldi. Size de kesin uğurlu gelecektir. İnşallah. Evet, belki de gelecek yıl siz de bizim gibi yıl dönümümüzü kutlarsınız burada. İnşallah. İnşallah. Buyurun, oturmaz mısınız? Hadi gelin oturun. Hep buyurun. Birlikte pasta keselim. Hadi. Tamam, gelin. Seve seve. Hadi gel. Ay, ayıp olmasın. Yok canım, hadi. Mert'cim. Oğluma bu kadar düşkün olduğunu bilmiyordum. Senin oğlunsa benim de torunum. Beğendin mi? Hem de çok. En sevdiğim. Güle güle oyna. Teşekkür ederim. Hadi bakalım git odanda oyna. Ne söyleyeceksen söyle. Buraya sadece Mert'i görmek için gelmediğin belli. Onur'la ilgili konuşmamız gerektiğini düşündüm. Bilmen gereken şeyler var. Dinliyorum. Onur'la Aslı'nın arası sandığımız gibi iyi değil. Sebebi de şu müştemilattaki kız, adı Zeynep mi ne? Yani? Yani Onur'un aklını karıştırıyor. Onur aklı başında adamdır. Öyle kolay kolay karışmaz aklı. Bu kızı takıntı yaptı. Aklı başında olsa, Aslı gibi bir kız varken o Zeynep denilen kızla beraber olabilir mi? Bu Onur'un seçimi. Biz de saygı duyacağız. Demek ki Aslı ile aralarında özel bir şey yokmuş. Senin yanlış anlamalarından biri daha. Bu konuda baskı yapmaktan vazgeç. Aslı umutlanmış. Kıza başta tamam olabilir deneyelim demiş. Ama şimdi Zeynep denilen kızla birlikte. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Onur'u sen de benim kadar iyi tanıyorsun. Duygularında samimidir. Kiminle isterse onunla birlikte olur. Şimdi o kızın yanında. Aslı söylediğinde inanamadım ama gözlerimle gördüm. Görüntülü aradı. Sırf o kıza aralarında hiçbir şey olmadığını kanıtlamak için. Aslı perişan oldu yanımda. Sezai Bey'i duyarsa bunları hiç iyi olmaz. Sezai Bey bu yüzden işi feshedecekse kendi bilir. Bu konuyu kapatalım artık. Peki. Mert kaçıranlarla ilgili bir haber var mı? Kimler yaptırmış? Yakalananların Tuğba'nın eski hocasıyla hiç bilgisi olmadığı çıktı mı ortaya? Henüz adamları konuşturamamışlar. Kokusu çıkar yakından asılsa. Ben size sıcak çay kahve bir şeyler getireyim isterseniz. Dur, söyle getirsinler. Tamam söyleyeyim hazırlasınlar o zaman. Peki. Bakın memur bey, bizim çocuk kaçırmakla falan işimiz olmaz. Biz sadece verilen adrese gittik.
Bunlar suçu üzerimize atmaya kalktılar. Kim? Suçu üzerinize atmaya çalışan kim? Bizim dükkanda çalışan veletler. Başından sonuna kadar her şeyi planlamışlar. Biz olayı çakozlayınca da basıp gittiler. Kim bu çocuklar? Bana isim ver. Muzaffer Bey de burnunun ucundaki düşmanı göremiyor anlaş. Lafı dolandırma. Adam gibi anla şunu. Evin müştemilatında kalıyor bunlar kardeşleriyle. Nedenini bilmem ama Muzaffer Bey'i düşman bellemiş kendine. Planlamış. Geldi anlattı. Hadi Onur. Aç şu telefonu. Yazılı ifadesini alın hemen. Bu ateş edenler çalıntı araba kullanıyordu. Bunlar da araba çalmaya iş edinmişler. Kızım of, of kızım of, neredesin sen ya? Bu zehrin cadısı gelmiş gene. Tuba'nın avukatı ya. Hayır, niye geliyorsun ya? Ne çıkarın var senin? Ama yemezler. Tuğba bir daha buraya dönemez. Villanın kapısının önünden bile geçemez. Abla belki de onun suçu değildir yani. Belki de onun eski kocası yapmamıştır, bilmiyoruz ki. Bana ne be, Allah Allah. İster yaptırsın ister yaptırmasın. Bahane oldu işte. Muzaffer Bey onu zaten gönderecekti. Kızım, adam artık o kadını başına musallat etmek istemez. Ya adam çekirdek aile istiyor. Ne bu be harem gibi? Sen ne yapıyorsun burada? Ben şey, Muzaffer içecek sıcak bir şeyler istedi de onun için geldim. İyi iyi, tamam. Ben hazırlar getiririm. Git adam yalnız kalmasın kız. Şimdi o sarı kafa gider adamı taciz eder ha. İkna etmeye falan çalışır. Yalnız bırakma hadi. Tamam, tamam. Şuna bak ha. Sana iş buyurmaya geldim demiyor da. Muzaffer Bey sıcaksın istemişti de ben de ana. Yer miyim ben be? Şu Emre gelse de. Çocuğun kılından tüyünden ben de bir şey koparsam, DNA yaptırsam, sonra gene gitsin isterse. Hadi Allah'ım be, göster kudretini. Göreceksin Muzaffer, Selim'in bu işle hiçbir ilgisi olmadığını göreceksin. Tuğba bütün gün iki gözü iki çeşme ağlıyor, yazık kıza. Sonuç ne olursa olsun Tuğba artık bu evde kalamaz. Bitti. Bu kadar gaddar olma Muzaffer. Karnında senin çocuğunu taşıyor. DNA testi de yapılacak. Ya bebeğine bir şey olursa? Benim aile işlerime karışma. Karışma. Tuğba da karnındaki bebeği düşünüyorsa güçlü olacak. Benim zaten bir ailem var. O da yerini bilsin, o kadar. Ben kalkayım. Uğurlar olsun. Ben geçireyim isterseniz sizi. Gerek yok, yolu biliyorum. Otur Nefise, otur. Otur, otur. Sen onu takma kafana. Belli ki Tuğba yollamış buraya. Ama kararım kesin. Tuğba'nın artık bu evde yeri yok. Hazır Mert de sana karşı yumuşamaya başlamışken üçümüz güzel bir aile olalım istiyorum. Çadır bizim için çok önemli. Yarın ben birisini göndertip aldırtırım, olur mu? Tamam tamam. Hadi. Araba nerede İbrahim? Yukarıda yukarıda. Hadi hadi hadi. Hadi. Çabuk 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 çabuk. Annem ama İbrahim. Çabuk çabuk çabuk, ben arayacağım, tamam gel. Aşkım. Gel gel. Sevgilim sen, sen bilemedin şimdi. Onur. Bir şey soracağım. Yani bütün gece burada böyle kalacağımı söylemeyeceksin herhalde. Aa olur mu aşkım, çadır çok önemliymiş. Adama söylediğini dinledin yani. Ya manevi değerim varmış, ne varmış de duydun yani. Ne yapalım şimdi, çadırı bırakıp gidelim mi ya? Allah Allah. Saçmalama Onur ya. Halam çok kızar, çok merak etmiştir. Hadi kalk toparlan gidelim. Bak, bence bu çifti bize Allah gönderdi. Yani ben istemiştim ki seninle böyle tam bir gün geçireyim, geceli gündüzlü.
Bak kısmet oldu, gördün mü? Otur, gel. Yaslan. 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 İşte bu. Sonra kurt yaptığından çok utanmış. Ben nasıl yaptım diye dövünerek kaçmaya başlamış. İşte böyle. Bazen bir anlık yapılan hatalar büyük pişmanlıkları neden olabilir. Küçük kız neşeyle şarkılar söyleyerek evine dönerken yaşadıklarının aldığı dersle artık çok daha dikkatli olmaya kararlıymış. Onurlayım, merak etme. Uzaktayız. Beni idare et. Vay be. Ablama bak. Aşk insana neler yaptırıyor ya. Dürüstlük abidesi kızı bile ne hale getirdi. Abla. Hı. Ben annemi istiyorum. Bana masal okusun. Ben okuyayım sana. Ha? Kitapların nerede? Ama annem okusun. Sen okuma. Aa, küstün mü sen bana bir tanem ya? Yok ama annem, ben okuyayım olmaz mı? İnsan da lafın üstüne. Efendim anneciğim? Cemre, ablan nerede kızım? Ablam şeye gitti. Ceylan'a gitti ablam. Onda kalacakmış bugün. İyi de telefonda niye cevap vermiyor o zaman? Duymamıştır. Yani sohbete falan da almışlardır. Tamam tamam. Aysun uyudu mu? Uyudu uyudu. Tamam. Hadi ben kapatıyorum. Tanem ya. Tanem ağlama lütfen. Ne düşünüyorsun bakayım sen? Gecenin ne kadar güzel olduğunu. Hmm. Sen? Senin ne kadar güzel olduğunu. Bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Artık burası bizim de sahibimiz olsun, tamam mı? Olsun. Sıkılmadın mı oturmaktan? Yok canım, niye sıkılayım? Çok güzel. Ama bak. Hmm. Denize girelim mi? Ay yok artık bu saatte gece gece. Var artık bu saatte gece gece. Hadi. Aha hayır ben. Hadi. Delirdin mi lan? Hadi gel. Ay hiç gir. Ya giremem ben, bir de korkarım, bir böcek çıkacak. Ne böceği ya? Böcek yok. Olur. İstemiyorum. Çok soğukmuş, ben de vazgeçtim. Pardon, çok soğukmuş ama. Vazgeçtin. Evet. O kadar da soğuk değil aslında ya. Çok soğuk ya. Sıcak. Ay sıcak, çok saçma. Çok saçma, sıcak. Gel buraya. Gel buraya. Dur, dikkat et şunlara, dikkat et. Şunlara bak. Sen bana meydan mı okudun ha? Ha? Sırılsıklam oldum. Zeynep. Seni seviyorum.
Tüm bu olanlar bana ne gösterdi biliyor musun? Ne? Seni ne çok sevdiğimi. Ve senin de beni nasıl sevdiğini. Biz benim hayal ettiğimden de güzel bir aile olduk. Sen benim başıma gelen en güzel şeysin. Ve bütün bu zor günlerde bana destek olduğun için minnettarım. Evet. Yani... Bugün sana bir şey olsaydı... ...ben ne yapardım hiç bilmiyorum. Ben giderken geri dönmemi söyledin ya... ...o kadar kuvvet verdin ki bana. Ve ilk defa da öyle baktın. Derin bir sevgiyle. Ben buraya su getireyim mi? Yapma Nefise. Kaçma benden. Yok, kaçmıyorum. Kaçıyorsun. Ama yeter artık. İzin vermeyeceğim. Çünkü zamanı geldi. Gerçek olamayacak kadar güzelsin. Ve ben seni hiç bitmeyecek bir aşkla seviyorum. Sen benim hazinemsin. Geri verdi. Sana ömrümü vermek istiyorum o zaman. Sen yeter ki iste. Aa. Efendim? Aa evet. Hayırlı olsun. Analı babalı inşallah. Tabii tabii biz buradayız. Merak etmeyin. Ne oldu? Tamam oldu. Hayırlı olsun tekrar. Görüşmek üzere. Kız mı erkek mi? Kız. Adı da Kumsal. Çok güzel. Çok mutlu oldum. Belki bir gün bizim de uğrar. Olabilir. Soğuk oldu. Şu mavi örtüyü versene. Evet. Seninle güne başlamak çok güzelmiş aşkım. Peki benim yine uyuyakalmam. Evet, biraz uykucu oldun, doğru galiba. Biraz. Tamam, epeyce fazla. Ay, günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Eşyalarımıza göz kulak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz, bu arada hayırlı olsun. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bir şey söyleyeceğim. Saat kaç?
Çok geç olmuş. Kalk yürü, gitmemiz lazım. Şşt, tamam ya. O kadar da geç değil. Ya burada oksijen fazla olduğu için biraz erken uyandık. Yok ya, hadi biz yine gidelim. Ben kahvaltı etmeden şuradan şuraya gitmem. Tamam mı? Ayrıca ben kahvaltı etmeden araba kullanamıyorum ki. Aynen. Yani bak, güzel bir kahvaltı edelim, tamam mı? Evet. Sonra sana söz veriyorum, seni uçak gibi götüreceğim, tamam? Tamam, anlaştık. Hadi gel buraya. Ne kadar ayıp. Ne oldu ya? Ben acıktım. Hadi. Acıktın mı oğlum? İyi hadi sen koş sofraya, biz de geliyoruz. Küçük çocuğumuz var, böyle şeylere alışacağız. Çok güzel bir geceydi. Seni sevdiğimi söylemiş miydim? Olsun, ben her sabah tekrar söylerim. Her akşam, her sabah, her akşam. Ben gidip Mert'e bakayım, sen de hazırlanıp gel. Tamam. Hadi. Biraz bir şeyler ye. Portakal suyundan iç. Gel bakalım. Gel bakalım. Kahvaltını yap ki iyice güçlen, kuvvetlen. Tamam mı? Kolları kuvvetlendi zaten. Anne? Anne, Mert yemek yediriyor abla. Al bakalım. Hı? Artık annem Mert'in annesi mi? Hayır, o bizim annemiz. Ama hiç bizim yanımızda olmuyor. Hep onunla. Bizi sevmiyor mu artık? Olur mu öyle şey canım ya? Annem bizi çok seviyor. Hatta bu dünyada en çok bizi seviyor. Sen bir daha böyle şeyler düşünme, olur mu? Hadi gidelim biz, geç kalmayalım. Aç bakalım kuyruğunu. Of! Alo. Alo Muzaffer Bey. Ben Mehmet. Onur'a ulaşamadım da. Benim bir haberim var size. Buyurun, dinliyorum. Bu Mert'i kaçıranları sorguladık. Bu işi asıl planlayan Emre adında bir gençmiş. Hani şu sizin villanızda kalan çocuk. Sizin arabanız da o çalmış. Hatta eşinizin vurulma olayında aynı çetenin çaldığı araç kullanılmış. Biz şimdi Emre'yi arıyoruz Muzaffer Bey. O çocuk tehlikeli bir çocuk, haberiniz olsun. Anladım, sağ olun. Sen neye daldın öyle uzun uzun, ne yapıyorsun? Ben sana söylemedim değil mi? Ben sınavı kazandım. Şaka yapıyorsun. Tebrik ederim. Hangi bölüm? Mimarlık. Şimdi kayıt tarihine, derslere falan bakıyorum neler varmış diye. Vay be. Mimar sevgilim oldu desene. Heyecanlı mısın? Vallahi galiba çok heyecanlıyım. Artık üniversite ortamına girince sevgilini unutmasın inşallah ha? Saçmalama. Ben senin hayatın boyunca, tamam ki. Telefonum nerede benim? Şarjım bitmiş. Dur takalım. Oluyor. O
okulu ne zaman kutluyoruz? Aslında daha gidecek miyim, gidemeyecek miyim orasını tam bilmiyorum. Nasıl gidebilecek miyim ya? Ya insanlar İstanbul'u kazanmak için kıvranıyorlar. Sen gidebilecek miyim diyorsun bana? Yani onun gün çalışmam gerek. Yani işle okulu aynı anda yürütebilir miyim orasını bilmiyorum. O yüzden daha evdekilere söylemedim bile. Tamam ya, sen endişelenme. Ben sana yardımcı olurum. Onur, ben o anlamda söylemek istemedim. Saçmalama. Biliyorum ama yani sen şey yapma, ben sevgilin olarak her zaman arkandayım. Gerçekten ben hani öyle bir şey kabul edemem, sağ ol. O zaman ne yapacağız? O zaman sana part time bir iş bakacağız. Hem çok fazla para kazanabileceğin, hem her an sevgilini görebileceğin bir iş. Hangi iş acaba? Hangi iş? Buldum. Bizim şirkette çalışmaya başlıyorsun o zaman. Sana gerçekten inanmıyorum. Yani gerçek ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bir şekilde konuyu istediğin şeyi getiriyorsun ya. O konuda biraz maharetlerim vardır, doğru. Evet. Efendim abi. Alo Onur, neredesin? Yoldayım abi. Hayırdır? Ne oldu? Geliyorum. Hemen eve gel, acil. Abi, iyi misiniz? Tamam, geliyorum. Alo. Tamam. Allah Allah. Azime! Azime! Muzaffer, ne oldu? Bir şey mi oldu? Azime'nin yeğeni Emre. Mert'i kaçıran oymuş. Mert'i kaçıran oymuş. Emre. Olmaz öyle bir şey. Olmuş, olmuş. Aklı sıra attığım tokadının intikamını alıyor benden. Ya bir insan bunu nasıl yapar? Küçücük bir çocuğu nasıl böyle bir şey alet eder? Nasıl yapar, nasıl? Azime! Gel buraya, gel, gel. Siz ekmeğini yediğiniz insana böyle mi teşekkür ediyorsunuz? Ne oldu Muzaffer Bey? Sorumuz mu oldu? Senin yeğenin Emre benim oğlumu kaçırmış. Ne? Aman Allah'ım. Muzaffer Bey yok. Emre yapmaz öyle bir şey. Yapmaz yani. İftiradır o, iftira. Sus. Bir de savunma onu bana. Polis haber verdi. Birlikte çalıştığı adamlar işbirliğini itiraf etmişler.